Hüseyin Baş, saygıdeğer Baş ailesi, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları ve aziz Türk milleti. Bir hüzün mevsimindeyiz. Bir hasret vaktinde. İlim, fikir, siyaset, gönül, cömertlik, mücadele, fesahat, cesaret, izzet, bir insanlık madeni, bir çözüm adresi, bizleri birleştiren harç, milli ve dini değerlerimizin müşekkel hali, hamurkarımız, üstadımız, merhum genel başkanımız, her şeyimiz, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın vefatının birinci seneye devresinde, bu anlamlı günde yine biriz, yine beraberiz. O fikirleri, yaklaşımları, İnsan boyunu geçen eserleri, yetiştirdiği kadrosu ile çağa mührünü vuran, insanlığın maddeten ve manen istifade ettiği tükenmez bir erdem ve akıl hazinesi. Ve sizler, Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü gün, tevhidin merkezi, Profesör Doktor Haydarbaşı Anma Programı'na, onun manevi huzurunda buluşmaya, yine onun tabiriyle bir bilek, bir yürek olmaya hoş geldiniz. Alışa geldiğimiz böyle gelmiş böyle gider. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 74 yıllık hayatının, ömrünün, aslında eylem, fikir dolu ömrünün anlatıldığı bir belgesel de yayınlandı. Bu belgeselin ilk bölümü, Benim Siyasetim başlığıyla yayınlanan ilk bölümü programda gösterildi. Şimdi o belgeselden kısa bir bölümü ekranlara getiriyoruz. Tam kesimin aslan geleli devrimcisiydi. Vefalı bir dost. Büyük ilim adamı. Büyük ekonomist, büyük din adamı. Efradını mani, ayarını cami bir insandı. Onun yanında kendinizi huzurlu bulurdunuz. Güvende hissederdiniz. Milletine okyanusları açtı. Bir anla diyorsunuz, neresinden başlayalım? Mücadele adamı, bir dava adamı, bir lider. Özetlemenin imkansız olduğu bir adam. Kalıplar içerisine sığmayan bir insandı. Bu çağın Hoca Atatürk'üdür. İyi bir dost olmasıydı. Benim dostumdu Hoca. Konuyu anlattığı zaman dedi ki, hiç zaman dursa bu hoca sabaha kadar anlatsa. Türkiye'yi bir dünya örneği olarak, biz Müslüman ülke olarak dünya çapında bir örnek hale getirmek istedi. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası. Tarihinin en kanlı savaşından çıkan Avrupa, yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ağır bir ekonomik kriz içindedir. Türkiye ise her ne kadar savaşa girmese de krizin ekonomik etkilerini iliklerine kadar yaşar. İşte bu zorluklar içerisinde Trabzonlu çarıkçı Rasim'in torunu dünyaya gelir. Tarih 28 Ocak 1947. Yer Trabzon'un Akçabat ilçesinin Sarıtaş mahallesi. Hasan ve Ayşe çifti bir erkek evlat sahibi olur. Bu çocuğun sevinci tüm aileyi, tüm mahalleyi sarar. Adı Haydar'dır. Kış mevsiminde işte bir çocuk, erkek çocuğu dünyaya geliyor.
Benden büyük iki ablam var. Onlar da dahil olmak üzere rahmetli ninem, dedem, amcalarım, hanımları çok ciddi bir sevinç içerisinde bizim dünyaya gelişimizi kutluyorlar. Evet, Kerim Bey, aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çocukluğundan aslında gençlik yıllarına kadar çok kısa bir zaman diliminden, 74 yıllık bir süreden bahsediyoruz ama sanki binlerce yıl yaşamış, birikime sahip bir insandan, tarihi bir kişilikten de bahsediyoruz. Hem dünkü programdaki aslında belgesel içeriğiyle beraber Genel Başkanım Hüseyin Baş'ın konuşmasında yakaladığınız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in sadece Türkiye'de değil, Türkiye'deki çalışmalarıyla değil, aslında Türk dünyasındaki çalışmaları, İslam dünyasındaki çalışmaları ve Batı dünyasında bugün siyaseti nihai hedef olarak görmüş olduğu Avrupa Birliği ülkesindeki Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin, uluslararası kongrelerinin bir tanesi de Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde gerçekleşti. Bonn Üniversitesi'nin aslında katkılarıyla bu kongre gerçekleşti Rusya'da, Asya ülkelerinde. Nasıl okumak lazım Profesör Doktor Haydar Baş'ın hayatını, siyasetini, insani yönünü karşımıza getirdiğimizde nasıl bir insan karşımızda duruyor? Nasıl bir insanla yaşadı bu topluluk? Evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunun anlatıldığı dönemle ilgili bir öykü anlatılır ya da bir daha doğrusu yaşanmış bir anekdot anlatılır. İşte küçük Mustafa arkadaşlarıyla beraber oyun oynarlar. Bir ara arkadaşları birdir bir dediğimiz, işte hani hepimizin oynadığı, eğiliyorsun üstünden bir arkadaşın atlıyor. Sonra o arkadaşın eğiliyor, sen onun üstünden atlıyorsun. Çocuklar bu oyunu oynuyorlar. Ardından Mustafa diyorlar, gel sen niye oynamıyorsun dedikleri zaman ben kimsenin önünde eğilmem diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk olunmaz. Mustafa Kemal Atatürk doğulur. Küçük yaşta bir çocuk ben kimsenin önünde eğilmem duruşunu, düşüncesini, gururunu içinde yaşayan bir insan ancak Mustafa Kemal Atatürk olur ya da onun gibi olabilir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey kendi çocukluğunu anlattığı bir programda evden nüfus kağıdını alıyor, ilkokula gidiyor ve ben okumak istiyorum diyor. Ve okulun müdürüne nüfus kağıdını uzatıyor. Profesör Doktor Haydar Baş Bey olunmaz, doğulur. Şimdi 7 yaşında olacaksın, 8 yaşında olacaksın. Kendi çocukluğumuzu hatırlayalım. 6-7 yaşındayken daha efendim burnumuzu bile silmeyi beceremediğimiz dönemde, okulun yolunu bırak sokağın bakkalın yolunu bile bulamadığımız dönemde efendim evinden çıkacaksın, kış ortasında çamura bata çıka okula gideceksin, nüfus kağıdını müdüre uzatacaksın, ben okumak istiyorum diyeceksin. Şimdi özel doğmuş bir insandan bahsediyoruz burada. O dünyaya geldiği an itibariyle esasında liderliği içinde hissetmeye ve yaşamaya, onu kendi içinde sindirmeye başlamış bir insandan bahsediyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in özelliklerinden bir tanesi de kabına sığmayan bir insandı. İçine sığmayan bir insandı. 24 saat değil de 30 saat olsa 30 saati bir gün içerisinde yaşamaya çalışan bir insandan bahsediyoruz. Yani o açıdan belgeselin girişinde insanların zorlandığını görüyoruz. İşte Haydar Baş Bey'i nasıl anlatırsın? Hani nereden başlayayım, nasıl anlatayım? Ama anlatman da lazım. Evet. Bir yerden başlamak gerekiyor. Şimdi Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hayat duruşu içerisinde esasında o Allah'ın rızasını kazanmak, kul olmak. Yani kul olan Haydar, yani Allah'ın kulu Haydar olan Haydar Baş'ın hayatına baktığımız zaman onun hayatı Allah'a kulluğu hürriyet kabul etmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani o bir kulluk tercih etti. Allah'a kul olmayı tercih etti. Ya dedi Allah'ın kulu olacağım ve diğer her şeyi elimin tersiyle edeceğim, müthiş bir hürriyete kavuşacağım. Ya da her şeyin kulu olacağım ve her şeyin kölesi olacağım. Ve o her şeyin altında ezileceğim. Hani bir laf vardır ya,
Dünyayı işte taşımaya kalkarsan altında ezilirsin. Ama dünyanın sırtında gidersen dünya seni elbet taşır. Şimdi onun, o hep dünyayı taşınması gereken bir yer olarak değil, Allah'ın rızasının kazanılması gereken bir yer olarak gördüğü için, bir de Müslüman duruşu dediğimiz bir duruş vardır. Şimdi Hazreti Peygamber'in Mekke'li müşrikleri etrafına toplayıp ilk peygamberlik tebliğini yapmadan önce şöyle bir hatırlayalım. Efendim Hira mağarasında Cebrail aleyhisselamla efendim buluşuyorlar. İlk ayetler geliyor ve oku ayetiyle başlayan, ikra diye başlayan ayetlerin tesiri altında Hazreti Hatice validemizin yanına gidiyor ve beni ört ya Hatice diyor. Aldığı sorumluluğun, yükün büyüklüğü çerçevesinde artık nasıl bir halse o, bizim hayal bile etmemiz mümkün değil, titremeye başlıyor. Ve sonra Hazreti Hatice annemizin destekleriyle beraber görevini yapmak üzere Kabe'nin orada Kabe halkını etrafına topluyor. Yani Mekkelileri etrafına topluyor. Hazreti Peygamber o tebliğini yapmaya başladığı an itibariyle esasında bir hayat tercihi yaptı. O tebliği yapmaya başladığı an itibariyle protestoların, sıkıntıların, çilelerin, meşakkatlerin efendim odağı oldu. Yani son derece rahat bir hayatı vardı. Son derece sıkıntısız bir hayatı vardı. Son derece problemsiz bir hayatı varken Allah ona bir vazife verdi. O vazifenin vazifeyle beraber artık sıkıntıya merhaba, güzel günlere elveda dedi. Ve hayatının sonuna kadar esasında Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman sıkıntı, çile, meşakkat dolu bir hayat olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi la teşbih deriz ya, hani benzetmek olmasın. Profesör Doktor Haydar Başbey'in hayatında da bir kırılma anı var. O da siyasete giriş anı. Bir öğretmen olarak son derece mutlu, mesut, son derece güzel bir hayat yaşıyor. Ve o mutlu, mesut, güzel hayatını yaşarken bir anda geliyorlar, diyorlar ki işte senin siyasette olman lazım. İşte vatan için, millet için, devlet için, hani tabiri caizse Haydar Başbey'in ince yanını, zayıf noktası demeyin de hani hassasiyetlerini yakalıyorlar. Diyorlar ki Haydar Baş'ı tanıyoruz. Bu adam vatanseverdir. Milletinin aşığıdır. Efendim devleti için, vatanı için, milleti için çileden, sıkıntıdan kaçmaz. Köy köy, adım adım efendim her yeri gezer. Yürümekten, efendim o hani yürümekle ayakkabı aşınmaz misali, ayaklar aşınmaz misali. Ayakkabısını aşındırır, yürür. Her yere gider. Çünkü o vatan sever, millet sever, Allah sever, hak sever, insan sever bir insan. Onu ikna etmemiz lazım. Bu duygulardan yakalıyorlar. Diyorlar ki senin siyasette olman lazım. Ve siyasete girdiği gün itibariyle de çileli bir hayatı başlıyor. İlk karşılaştığı manzara ne? Ona verilmiş olan o birinci sıradan milletvekilliği sözü tutulmuyor. Ve kendisine deniyor ki sen artık siyasete girdin. Siyaset böyle bir şey. Ama o kaçmıyor. Demiyor ki ben üçüncü sıradayım. Birinci ve ikinci sıradaki insandan çok daha fazla çalışıyor. Ve daha sonra beklenen kader neticeleniyor ve siyasetin içerisinde girmiş bir insan olarak verdiği sözü tutuyor ve diyor ki artık bana müsaade edin. Siz bana verdiğiniz sözü tutmadınız. Hani sözleşme bozuldu, feshettiniz sözleşmeyi. Ve kendi yolunu çizmeye başlıyor ama artık öğretmenlikten istifa etmiş. Öğretmenlik hayatı bitmiş. Ne yapacak? İnsanlara nasıl hizmet edecek? Rabbine nasıl kulluk edecek? Devletine, milletine nasıl hizmet edecek? Bu sefer akademik anlamda efendim, entelektüel anlamda birikimlerini, düşüncelerini, görüşlerini paylaşmaya başlıyor. İşte dergi çıkartmaya başlıyor. Düşünün yani o çabayı, o içerideki fırtınayı düşünün. Hani öğretmenlikten istifa etmişsiniz, artık öğretmenlik hayatınız yok. Ve insanlara nasıl hizmet ederim? Min kaygısı devam ediyor. Çok rahat şu kaygıyı güdebilirdi. Ya ben nasıl geçinebilirim? Yani bir geçim kaygısı içerisinde bir işe girmek yerine nasıl insanlara hizmet edebilirim kaygısı içerisinde tabiri caizse daha da borçlanarak, hani o günün maddi şartları altında daha çok maddi külfetin altına girerek
çoluğuna çocuğuna daha zor ve daha sıkıntılı bir hayatı işte belgeselde gördük. Sayın Osman Başbey'in ve Hayri Başbey'in anlattıkları son derece maddi anlamda sıkıntılı bir hayata başlıyor. Esasında siyaset hayatına atıldıktan sonra. Temel gelirinden oluyor. Yani öğretmenlik gibi, memuriyet gibi temel gelirinden oluyor ve artık sıkıntılı bir hayata başlıyor. Ama o öyle bir imanla beraber yola devam ediyor ki o sıkıntılar onun için hani ballı kaymak gibi. Yani o sıkıntıların onu taşıyacağı Allah'ın rızası duygusu içerisinde o sıkıntılara giriyor. Ve çok lafı uzatmayayım. Artık halkına hizmet etmenin, milletine hizmet etmenin, devletine hizmet etmenin, inancına hizmet etmenin yolu olan fikir ve düşüncelerini paylaşacağı mecralar oluşturmaya başlıyor. Ve o mecralarla beraber işte 94 yılında İngiltere'de yılın insanı seçiliyor. Devlet nişanları, teklifleri veriliyor. İşte dünyada kim kimdir enstitüsünün hayatını en uzun anlattığı insan olma unvanını o yıllarda alıyor. Çünkü o bir mücadele hayatı artık onun hayatı içerisinde teker dönmeye başlıyor derler ya. Artık o mücadele dönemi belirli bir ivme kazanıyor ve tanınma, bilinme bir noktaya gelince artık Türkiye'de siyasette söz söylemesi isteniyor. Yani kendisinin ikinci kez ciddi manada siyasete atıldığı ve bağımsız Türkiye Partisi kurduğu süreci de bir televizyoncu, bir gazeteci olarak gözlemledik. Orada da şunu gördük. Haydar Başbey'e siyaset yine halktan geldi. Halk dedi ki sen çok iyisin, çok güzel konuşuyorsun, çok güzel fikirlerin var, siyasette olmalısın. Şimdi halkın desteğini alarak, halkın desteğiyle beraber bir iktidar yürüyüşü başlattı. Oradan destek alıp onları hani ben sizden oy almaya, oy dilenmeye gelmedim. Ben sizi kurtarmaya geldim çıkışının arkasında mı var? Yani ben isteseydim çok rahat bir şekilde siyasetimi İngiltere'nin ya da ABD'nin referanslarıyla yapardım. Sizi kurtarmak bir yana kendimi dünyanın en zengin insanları arasına katardım demek yerine çileli bir hayatı tercih etti. Diyerek hani o belgeselde en çok ne dikkatini çekti dedin ya. Evet. Belgeselde en çok dikkatimi çeken o çileye taliplik. Hayatının tamamında aslında sadece siyasi meselelerde değil, dini, milli, sosyal, kültürel birçok meselede toplumun, devletin karşı karşıya kalmış olduğu dini ve milli bütünlüğü yok eden meselelerle karşı vermiş olduğu, tek başına vermiş olduğu mücadelede yaşamış olduğu aslında büyük sorunların karşısında da galip gelen bir evet. Aslında mücadele insanı, galip gelen önemli bir tarihi şahsiyetten bahsediyoruz. Kerim Bey aslında dün aktarmıştık bir haberle. Her gün aktarmak istiyoruz. Yarın 14 Nisan. Evet. Vuslat'ın birinci yıl dönümü ve biz programlarımızla Profesör Doktor Haydar Başı onunla birlikte olan yetiştirmiş olduğu mümtaz şahsiyetleri de programımızda konuk etmeye devam edeceğiz. Ama müsaadeniz olursa Sayın Baş'ın hayatını anlatmış olduğumuz, tabii, geçtiğimiz tabii. Günlerde hazırlamış olduğumuz dosya haberi de yeniden ekranlara taşımak istiyoruz. Sayın seyirciler, aslında haftanın sohbeti programlarında, eski yayınlarda, fragmanlarda bu ifadeyi çok duymuşsunuzdur. Akıl insanın kendisi değil, kullandığı bir malzemedir. İnsan gönüldür, gönül demiş ve milyonların gönlünde taht kurmuş gönül adamı, milli ekonomi modeli tezi, Ehl-i Beyt külliyatı, Hoş Geldin Atatürk gibi onlarca eserle fikirleri dünyaya mal olmuş fikir adamı, sadece satırlara değil, sadırlara da hükmeden mana adamı Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın vuslatının birinci yıl dönümündeyiz. Onun 74 yıllık ömründe vermiş olduğu mücadeleyi özetleyen dosya haberimizi yeniden ekranlara getirmek istiyoruz. Merhamet dünyamızı, şefkat dünyamızı, adalet dünyamızı, dünyamızı yitirdik. Hocamız besiret sahibiydi. Esen rüzgarların haradan estiğini, ne vakit esmeye başladığını, tufanlara döneceğini mi
sonucu nece olacaktı? İnsanlığa, mezlumluğa, imana, dine, vatene, millete nece halel getireceğini önceden görürdüm. Hayatı boyu ölümsüzlük kanunlarıyla yaşıyordum. Başın sağ olsun Türkiye. Ölüm belki de ilk yaratılış anı, yani Hazreti Adem'in cennette bulunma anı, hayat da oradan çıkarılmasıdır, uzaklaşmasıdır. Hani seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, o benim şeb-i aruzumdur, düğün gecemdir. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Ölüm bedensiz hayata geçiştir, kısaca ruhun hürriyetidir. Bu bir haldir. Her an öleceğini hesap ederek Allah'ın huzurunda olduğunu bilen, mutlaka ben hesaba çekileceğim, sorgulanacağım diye şehitlerle haşroldur diyor Peygamberimiz. Üzerinde yaşadığımız topraklar için her türlü fedakarlığı kabul etmeye hazır olmalıyız. Nasıl yani? Ölümde dahil. Bak, bu ömür ölüm bildiğiniz gibi çok ama çok uzun değil. Bir nefes. Aldın varsın, alamadın yoksun. Kardeşlerim, siyasetimizi biz Allah'a şükürler olsun milletimiz için yapıyoruz. Son nefesimizi imanla tamamlamak için yapıyoruz. İbadet olsun diye yapıyoruz. Ve bütün bunların tamamında Allah'a öyle bir hesap vereceğiz ki verdiğimiz hesapta yaptıklarımız cennetlik olduğumuza şahit olacak. Biz bunun için varız. Sahili olmayan ummanı kaybettik. Merhamet dünyamızı, şefkat dünyamızı, adalet dünyamızı, selamet dünyamızı, keramet dünyamızı, samimiyet dünyamızı yitirdik. Başımızın üstündeki bulutlarda yaşayan bir kartal gibi bizi koruyan, kollayan babamızı yitirdik. Zekasından, hikmetinden, adaletinden gurur duyduğumuz önderimizi yitirdik. Dünyaya onun gibisi gelmeyecek. Yeryüzü ve gökyüzü onun gibi bir hak dostunu, dava adamını bir daha göremeyecek. Ehl-i Beyt'in gemisi Nuh'un gemisi gibidir. Buna binen hidayettedir, binmeyen helak olur diyor. Sevgili arkadaşlar, Allah bu gemiye binmeyi nasip eylesin. Ben bindiğim zannındayım. Benimle olanlar da bu gemidedir, hiç merak etmesinler. Allah'tan geliyoruz, Allah'a gideceğiz. Yani kendi içinde bir sefere çıktık, biz yolculuğa çıktık. Her birimizin kalbinden Allah'a bir yol gidiyor. Biz böyle bir yolcuyuz. Allah yolculuğumuzu hayırlı uğurlu mübarek eylesin. El Fatiha. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş 14 Nisan sabah saatlerinde bu fani dünyadan baki aleme göç etti. 74 yıllık bereket, eylem, fikir dolu ömrüne risaleler hariç 52 eser sığdıran Profesör Doktor Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu.
İlk orta ve lise tahsilini Trabzon'da yapan BTP lideri 1970 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini ve doktorasını veda hutbesinde insan hakları konulu teziyle Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalara devam eden Profesör Doktor Baş, İslam ve Hazreti Mevlana, tasavvuf tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi konusundaki tezleriyle profesörlük unvanını da yine Bakü Devlet Üniversitesi'nden aldı. 13 yıl boyunca Bakü Devlet Üniversitesi'nin Doğu Dilleri ve Edebiyat Araştırmaları Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Kıymetli Prezident Haydar Aliyev'e Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diler. Bu kutsal günde hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerim ve selamlarım efendim. Başsan, Baş Isısan, Baş Çelik gibi pek çok sanayi kuruluşunu kurdu. 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurulmasına ön ayak oldu ve Ağustos 2002'den bu yana partinin genel başkanlığını yürütmekteydi. Profesör Doktor Haydar Baş, yarım asırdır kalemini milleti ve devleti için kullanıyor. Profesör Doktor Baş'ın Türkiye'de ve dünyada büyük yankı oluşturan eserleri, fikirleri ve projelerinden bazıları şunlar. Milli Ekonomi Modeli. Profesör Doktor Haydar Baş, 2005 yılında ekonominin ve paranın tarifini değiştiren Milli Ekonomi Modeli tezini kaleme aldı. Bu eseriyle milli para ve milli paralarla ticaret gibi yepyeni kavramları ekonomi literatürüne kazandırdı. Kapitalizm ve sosyalizm dışında yepyeni bir ekonomik sistem vaaz etti. Bugüne kadar ortaya atılan ekonomik sistemler insan ihtiyaçlarını karşılamak yerine sınırsız insan ihtiraslarını doyurmak üzerine kurgulanmıştı. Halbuki ekonomik sistemler sınırsız olan insan ihtiraslarını doyurmak için değil, sınırlı olan insan ihtiyaçlarını karşılamak için kuramlarını oluşturmalıydı. Ekonomik sistemde ihtiras ve ihtiyaç ayrımı ilk kez Profesör Doktor Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde yapıldı. Profesör Doktor Baş ekonominin tarifini tümüyle değiştirdi. Mevcut ekonomik sistemlerde ekonomi sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılama bilimi olarak tarif edilirken Milli Ekonomi Modeli'nde ekonomi sınırlı insan ihtiyaçlarını sınırsız kaynaklarla karşılama bilimi olarak tarif edilmektedir. Bu tanım değişikliği dünyada binlerce yıldır devam eden paylaşım savaşlarının sonunu getirecek insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ekonomi tanımının değişmesi kadar önemli Profesör Doktor Haydar Baş'ın yaptığı bir diğer devrimse paranın tanımını değiştirmesidir. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde para, emek ve üretimin karşılığıdır. Bu sistemde paranın kendisi alınıp satılmaz, mal ve hizmetin alınıp satılmasında mübadele aracı olarak kullanılır. Yani parayla para kazanılmaz, para sadece emek ve üretimle kazanılır. Profesör Doktor Haydar Baş, dış ticarette Amerika Birleşik Devletleri dolarının kullanılmasıyla dünyanın sömürüldüğünü, dış ticarette milli paraların kullanılmasıyla bu sömürüden kurtulmanın mümkün olduğunu ortaya koyan ilk kişidir. ABD bütçesi 600 milyar dolar her sene açık veriyor. Gene ayakta. Nasıl bunu karşılıyor? ABD yaptığı ithalatı kendi parasıyla yapıyor. Kendi parasıyla yaptığı için de dolar dünyanın en güçlü parası, damgasını yemiş. Kağıdını boyuyor, sana para diye veriyor. Neymiş? Dolar aldım diye karşılıksız parayı sana veriyor. Böylece yıllık açığı 600 milyar dolar olmasına rağmen ABD dimdik ayakta duruyor. Tabii böyle hizmetkar devletler olursa, böyle hizmetkar köle siyasiler olursa olacağı da bu olur. 2008 yılında Rus lider Vladimir Putin'in ekonomi danışmanlarına milli paralarla dış ticareti tavsiye edip kabul ettirdikten sonra başta Rusya ve Çin, akabinde diğer BRICS ülkeleri olmak üzere dünyada milli paralarla dış ticaret akımı başladı. Haydar Baş'ın ekonomi tezi, Milli Ekonomi Modeli kitap olarak 2005 yılında basıldı ve aynı yıl Uluslararası 1. Milli Ekonomi Modeli Kongresi düzenlendi. Bu kongreyle yeni ekonomik sistem tüm dünyaya deklare edildi. Kongreye katılan onlarca ülkeden yüzü aşkın bilim insanı, milli ekonomi modelinin yepyeni bir ekonomik sistem olduğunu, kapitalizmin çözemediği ve kapitalist sistemlerde kangren haline gelen sorunların bu sistemde çözüldüğünü, modelin dünyanın çıkış yolu olduğunu tebliğleriyle ortaya koydu.
Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de toplam 10 uluslararası kongre gerçekleştirildi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Milli Ekonomi Modeli 2007 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı. Böylece Bağımsız Türkiye Partisi'nin iktidar olması halinde milli ekonomi modelini uygulayacağı kamuoyuna duyuruldu. Profesör Doktor Baş bu süreçte Türk siyasi, hatta dünya siyaset sahnesinde yer almayan sosyal devlet projelerini kamuoyuna sundu. İşte bunlardan bazıları: vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı, doğum ikramiyesi, çocuk yardımı, asgari ücretin güncel rakamlarla 10.000 TL olması, çiftçiye ürün alım garantisi verilmesi, çiftçiye mazotun vergisiz verilmesi, proje sahibi her insana faizsiz kredi verilmesi. Profesör Doktor Haydarbaş ömrü boyunca her biri kaynak eser niteliğinde 10.000'lerce sayfa, toplam 52 adet eser kaleme aldı. Aynı zamanda o bir insan işçisidir. Kendi ifadesiyle her meslek sahibi para kazanır, öğretmen insan kazanır, benim asıl mesleğim öğretmenliktir diyerek binlerce insan yetiştirmiştir. Onun yetiştirdiği insanlar kendilerini fundamentalist değil dindar, şövenist değil Türk milliyetçisi, mandacı değil tam bağımsızlık yanlısı olarak tanımlar. Ayrıca devletçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir çizgide hayata bakarlar. Profesör Doktor Haydarbaş bu dünyadan göçtü, ancak fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği insanlar milletimizi, İslam alemini ve insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Türk kültür tarihine en büyük katkısı toplamda 14 cilt tutan Ehl-i Beyt Külliyatı oldu. Külliyatın ilk iki cildi Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Eserin adı Rahmeten Lil Alemin Hazreti Muhammed. Profesör Doktor Baş 12 Ehl-i Beyt imamının hayatını her biri yaklaşık biner sayfalık eserlerle 12 cilt halinde kaleme almıştır. Dünya tarihinde Ehl-i Beyt imamlarının hayatını her biri ayrı kitap olacak şekilde kaleme alan tek insandır. Bu eserlerde İslam'da tek hak yolun Ehl-i Beyt olduğunu, Ehl-i Beyt'e tabi olmanın her Müslümana farz olduğunu, bu yolun başında Peygamber Efendimiz, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Hazreti Fatıma'nın olduğunu ve daha sonra diğer imamlar olduğunu, Ehl-i Beyt'e tabi olanların kurtulacağını vurgulamaktadır. Dünyanın kurtuluşu için bu yola hepimizin gelmesi, aynı merkezde beraber olması şarttır, esastır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel gibi mezhep imamlarının tamamının Ehl-i Beyt yolunun yolcusu olduğunu, sünnilik kavramının sonradan ortaya atıldığını, Alevi, Sünni, Caferi, Şii gibi kavramlarla dini mezheplere ayırmanın yanlış olduğunu, hak olan tek yolun Ehl-i Beyt olduğunu anlattı. Profesör Doktor Haydarbaş, bazı kesimlerden çok ciddi tepkiler alsa da o doğruları anlatmaya devam etti. Bir konuşmasında biz ayetleri anlatıyoruz, hadisleri anlatıyoruz. 12 bin sayfalık Ehl-i Beyt külliyatında kendime ait hiçbir görüşe yer vermedim. Özellikle Sünni dünyada yıllardan bu tarafa gizlenen, ancak Sünni kaynaklarda da var olan gerçeklere yer verdim. Bu kaynaklara baktığımız zaman Ehl-i Beyt ile ilgili onlarca ayet, yüzlerce hadis olduğunu görüyoruz. Bu ayet ve hadislerde Allah'ın bize sımsıkı sarılmamızı istediği yol Ehl-i Beyt yoludur. Bana karşı çıkanlar Sünnilikle ilgili bir tane ayet, bir tane hadis gösteremez. Aslında Sünni dünyasının kabul ettiği 4 mezhep imamları da ömürlerini Ehl-i Beyt yolunda harcamışlardır, demiştir. Ben İmam-ı Azam gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Muhammed gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Gazali gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben mezhep imamları gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Allah inşallah Sünni kardeşlerimizin gönlünü Şii, Alevi, Caferi kardeşlerimize, Alevi, Şii, Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak bir bilek, bir yürek olacağız. Yapılacak olan iş Ehl-i Beyt dünyasında gemisinde el ele vererek bu batılın karşısında durmaktır. Buna var mısınız?
Profesör Doktor Haydar Baş, Hoş Geldin Atatürk eseriyle Dindar Atatürk'ü anlatarak iz bıraktı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ailesine hakaretler, iftiralar yapıldı. Bütün bunları yapanların sözüm ona, Müslüman kimlikle ortaya çıkıp Atatürk'e dinsiz dediği dönemde İslami yaşantısından ve Müslüman kimliğinden zerre kadar taviz vermeyen Profesör Doktor Haydar Baş, Dindar Atatürk'ü millete anlatmak için Hoş Geldin Atatürk isimli eserini kaleme aldı. Atatürk'ün soyunun hem anne hem baba tarafından Peygamber Efendimiz'e dayandığına ilişkin delillere yer verdi. Hoş Geldin Atatürk eserini okuduğunuzda ya da Sayın Baş'ın dilinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dinlediğinizde ona bırakın dinsiz demeyi birçok insandan çok daha samimi gerçek bir Müslüman olduğunu görürsünüz. Sayın Baş bir konuşmasında Anıtkabir'e ziyarete gittiğinizde abdestli gidin çünkü o sıradan bir insan değildir şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Anıtkabir'e gittiğiniz zaman abdestli olacaksınız. Bana söz verin. Evet mi? Sonra onun ruhuna Allah'ın güzel ayetlerini bilen Fatiha'yı, İhlas-ı Şerifleri okuyarak hibe edecek. Ve teşekkür edecek. Sen olmasaydın ne şerefimiz, ne namusumuz, ne vatanımız, ne de devletimiz olmayacaktı diyecek. Profesör Doktor Haydar Baş'ın en çok mücadele ettiği konulardan biri de içi boşaltılmış veya farklı anlamlar yüklenmiş kavramlar ve bu kavramlar üzerinden oluşan ön yargılardı. O, anlamı değiştirilmiş kavramlara gerçek anlamını vererek taşları yerli yerine oturtmaya çalıştı. Ülkemiz açısından bu yanlışlardan biri de sağın dindarlık, solunsa dinsizlikle anılmasıydı. Siyasal anlamlarda kullanılan sağ ve sol kavramlarının İslam'daki sağ ve sol kavramlarıyla ilgisi olmadığını, bunun ekonomiye bakışla ilgili olduğunu, bu manada ikisinin de İslam'la alakalı olmadığını vurguladı. Amerika'nın 6. filosu oraya geldi, onu telin edecekler. Amerika'yı telin için oraya gidiyor, sol. Bunların içinde olan delikanlılardan bir tanesi deniz gezmiş. Allah rahmetini bol eylesin. Amerika'ya karşı çıktığı için idam sehpasında sallandırıldı. Bayburnu'nun oraya sağcılar geldi, toplandılar. Altıncı filoya dönüp tekbir alıp namaz kıldılar. Bu hareketi yapanlar sağcılar Müslüman, onları kovmak için giden solcular kafir. Ben reddediyorum bunu, kabul etmiyorum. Evet, parantez programında Profesör Doktor Haydar Baş'ı anma haftası münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz programa özel bir konuğumuz var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Lütfullah Önder. Sayın Önder, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında zaman o kadar çabuk geçiyor ki 14 Nisan yarın ama bir yıl geçmiş üzerinden. Size çok değerli birisiniz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile çok özel zamanlarınız oldu. Hepsini almak istiyoruz. Bir de hem dava süreci, FETÖ ile mücadele süreci, hukuki süreç, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in siyasi mücadelesi, ekonomi anlamındaki görüşleri aslında çok yönüyle beraber günlerce, haftalarca aslında bir ömür boyu konuşulacak. Tüm yönüyle beraber fikirleri dillendirecek, yaşanmaya muhtaç bir tarihi şahsiyetten bahsediyoruz. İlk önce Bağımsız Türkiye Partisi 12-18 Nisan'ı Profesör Doktor Haydar Baş'ı anma haftası olarak ilan etti. Yeniden sormak istiyorum. Bu zaman dilimi içerisinde dün İstanbul'da bir program icra ettiniz. Neler olacak? Nasıl programları icra etmek istiyorsunuz? Evet. Ben de öncelikle bu vesileyle üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş'ı saygıyla, özlemle, minnetle anıyorum, anmak istiyorum, yad etmek istiyorum. Hakikaten bir insan düşünün, on binlerce insan hayatına dokunmuş. Her birimizin onunla birçok hatırası var, anısı var. Öyle bir insan ki, hani diyelim ömründe bir kez onunla görüşmüş olan bir insan bile belki hayatının en önemli dokunuşunu yaşamış. Ondan sonra, onunla o görüşmeden sonra ya da o müdahalesinden sonra ömrünün sonuna kadar onunla o izi taşıyacak adeta bir makas değişikliğine neden olmuş. Yani hepimizin bir hayatını sürdüğü bir trene benzetirsek, tren ray üzerine bir son nefese doğru yolculuk yapıyoruz. Hayatımızın herhangi bir aşamasına öyle bir dokunuş yapıyor ki bu bir makas değişikliğine neden oluyor ve
ömrümüzün sonuna kadar artık istikametimiz değişiyor. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Normal şartlarda bir insanın, hani sosyolojik araştırmalara göre bir insanın dokunabildiği insan sayısı maksimum 150'dir. Hadi bilemediniz 200. Ama bir insan düşünün, on binlerce insana bizzat hani görüşerek dokunmuş ve hani hayatındaki belki en önemli hatırayı ona yaşatmış. Öte taraftan da milyonlarca insanın gönlüne de büyük tohumlar saçmış. Başta Anadolu olmak üzere. Sadece Anadolu değil. Yani mesela bir olay yaşadık daha bir ay önce. Ben Ankara'da serbest avukatlık yapıyorum. Aynı binada mülk sahibi, Amerika'da yaşayan bir diş hekimi. Çoluk çocuk Amerika'da yaşıyor. Bina, aynı binada olmamız vesilesiyle bir vesile bizim ofise geliyor. Ve biz hocamdan bahsedince gözleri doluyor. Diyor ki, siz Haydar Hoca'nın ekibinden misiniz? Onunla beraber misiniz? Biz diyor, eşimle beraber internette sürekli onun videolarını izleriz. Ağlayarak izleriz. O bizim hayata bakışımızı değiştirdi. Bu insan yıllardır Amerika'da yaşıyor. Hiçbirimiz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bir vesile, başka bir iş vesilesiyle bizim kimliğimizi öğrendiğinde onun hayatına hiç yüz yüze gelmemiş ama nasıl dokunduğunu gözleri dolarak anlatıyor. Yani böyle bir insandan bahsediyoruz. Tabii böyle bir insandan bahsetmek de kolay değil. Biz tabii onun en büyük mirası Bağımsız Türkiye Partisi. Çünkü fikirli, o fikir adamıydı başta. Bir dava adamıydı. Davasını, fikrini bu Bağımsız Türkiye Partisi'nin programının içerisine koydu. Bu partiyi sadece programını yoğurmadı. Bu partide görev alan her bir insanı da yoğurdu. Bizleri yoğurdu, sizleri yoğurdu, her birimizi yoğurdu. O nedenle tabii ki onun fikri mirasını taşımak en başta Bağımsız Türkiye Partisi'nin omuzlarında. Bu nedenle Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz Başkanlık Divanı kararıyla 12-18 Nisan'ı Profesör Doktor Haydarbaşı Anma Haftası ilan ettik ve bir hafta boyunca sürekli etkinlikler yapılacak. Tabii bu sene açmazımız şu, normalde Anadolu'nun her tarafında programlar, seriler yapmak istiyorduk. Ama tabii pandemi var ve pandemi nedeniyle böyle binlerce insanı bir araya getiren programlar sakıncalı. İnsanımızın en başta sağlığı açısından sakıncalı, idari izinler açısından sakıncalı. Biz Profesör Haydarbaş'ın cenazesi de dahil olmak üzere ondan sonra mesela kongre yaptık. Biz bu anlamda örnek bir duruş ortaya koyduk. Yani iktidar sahiplerinin hiçbir şekilde sorumluluk adeta taşımadıkları görüntüler verirken, yani pandemiyle mücadele etme sorumluluğunu taşıyanlar bugün iktidar ve onun ortağı MHP. Bunlar levalep salonları doldurarak, insanlar otobüslerle Ankara'ya büyük kongreleri yaptıklarında taşıyarak kongreleri yaptılar. Ama biz yaptığımız kongreyi mesela üstü çadırla kapatılmış, etrafı açık ve iki koltuk boş bırakacak şekilde sosyal mesafeyi de ona göre oluşturarak 5500 kişilik salona sadece delegeleri ve parti yöneticilerini sadece oraya çağırarak bir kongre yaptık. Pandemi döneminde kongrenin nasıl yapılabileceğini, evet, bu konuda hani sorumluluğumuzun nasıl farkında ve bilincinde olduğumuzu gösteren bir kongre fotoğrafı. Yine biraz önce sizin haberinizde de hep beraber tekrar izledik. Üstadımızın, hocamızın cenaze töreninin fotoğrafını hatırlıyoruz. Bir metre, en az 1,5 metre ön ve arka mesafeyi koruyacak şekilde dizilmiş binlerce insanın nasıl sosyal mesafeye uygun o yukarıdan çekilen o fotoğraflarda çok net görülüyor. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, diğer siyasilerin katıldığı cenaze fotoğraflarını da hepimiz hatırlıyoruz. Yani biz hani sui emsal emsal değildir. Yani iktidar böyle yapıyor diye biz de iktidar gibi yanlış yapacağız hiçbir zaman demedik. Demeyen bir kadroyuz. Biz kurallara,
milletimizin sağlığını başta düşünerek, kurallara riayet ederek tabii ki bu programları şu an icra ediyoruz. Ama ne yaptık? Bir kere bunu ilan ettik. İki, şu an bu hafta içerisinde Türkiye'nin her tarafında billboardlarda, köprülerde, afişlerle, pankartlarla biz üstadımızı Türkiye'nin her tarafına tekrar yeniden hatırlatmak, yeniden minnet ve saygıyla insanımız onu yad etmesine vesile olmak için Türkiye'nin her tarafında billboardlar, afişler süslendi. Bu çalışmalar yapıldı. Sosyal medya üzerinden bu duyurular yine, onun konuşmaları, videoları, bütün boyutlarıyla, çünkü çok boyutlu bir insandı, çok yönlü bir insandı. Ona sadece bir siyasi partinin genel başkanı demek mümkün değil. Sadece bir gönül adamı demek de mümkün değil. Fikir adamı, gönül adamı, çare adamı. Yani hakikaten çok boyutları olan bir insandı. İşte bütün bu boyutlarıyla onu hem teşkilatımız yeniden yaşıyor, hem de Türk milleti yeniden bu büyük değeri, onun fikirlerini hatırlıyor. Çünkü insanlar ölümlüdür ama fikirler ölümsüzdür. Biz onun o ölümsüzlük fikirlerini insanımızı yeniden gündemine taşımaya çalışıyoruz. Zaten Bağımsız Türkiye Partisi'nin misyonu da budur. Yani Türkiye'de 105 tane siyasi parti var. Bu 105 tane siyasi partiden bir tanesi olarak biz de ülkeyi yönetmeye talibiz diyen bir kadro değiliz. Genel başkanımız başta olmak üzere. Bizim bütün ekibimiz ideali olan bir dava şuuru içerisinde bu partide her birimiz bireysel menfaatleri bir tarafa bırakarak ülke menfaatlerini, vatan menfaatlerini, hatta Profesör Haydarbaş'ın ifadesiyle son nefes için siyaset yapan bir ekibiz, bir kadroyuz. Ve bu partinin bütün programını da üstadımız yoğurdu. Profesör Haydarbaş yoğurdu. Mesela Profesör Haydarbaş'ı tanımlayın desek, üç tane öne çıkan fikri vardır. Biri milli ekonomi modelidir. Milli ekonomi modeli ilk kez 2005 yılında deklare edildi. Dün bir program yaptık. Dün program yaptığımız yerde, Cevahir Kongre Merkezi'nde ilk kez milli ekonomi modeli uluslararası bir kongreyle duyuruldu ve kitabı basıldı. Ondan sonra yapılan ilk kongrede, 2007'nin başında yapılan kongrede milli ekonomi modeli bir bütün olarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı. Ve Bağımsız Türkiye Partisi iktidar olduğunda uygulayacağı program Profesör Haydarbaş'ın milli ekonomi modelidir. İki, hani onu tarif etmek için öne çıkan ikinci, hani böyle açtığı büyük çığırlardan bir tanesi Ehl-i Beyt'tir. Onun ilk Ehl-i Beyt eseri İmam Ali kitabıdır. İmam Ali kitabı çıktıktan hemen sonra, ondan sonra diğer 12 imam ve diğer kitaplar arkasından gelmiştir. Çıkar çıkmaz hemen Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin kurulması da dahil olmak üzere onun Ehl-i Beyt fikri Bağımsız Türkiye Partisi'nin 2011 yılında yapılan kongresinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı. Bağımsız Türkiye Partisi iktidar olduğunda Ehl-i Beyt Üniversitesi'ni kuracak ve insanımıza din olarak Ehl-i Beyt'in yaşadığı bir İslam'ın anlatılması üzerine bir eğitim politikası, bir diyanet politikası. Bütün dini alandaki, din bu millet için, hepimiz için önemli yer tutar. Dini alandaki bütün icraatlarımızın bakış açısında, temelinde, uygulamalarında Ehl-i Beyt'in olacağı özet bir şekilde Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı. Yine onun anlattığı Atatürk, dindar Atatürk, onu yine toplumsal barış projesi olarak anlatırdı. Yani Atatürk bu milletin birleştirici harcıdır derken aslında bu toplumu buluşturacak ve Cumhuriyeti yeniden kendi ayakları üzerinde, hani kainat devleti diye onun çizdiği bir ufuk vardı. İşte bu ufku Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonla yakalayacağımızı anlatırdı. Onu anlattığı Atatürk var. O Atatürk yine Bağımsız Türkiye Partisi'nin programıdır. Kırmızı çizgisidir. Dolayısıyla biz doğru Türkiye'de seçime girmeye yeterli olan şu an 2021 itibariyle 17 siyasi parti var. Ama biz diğer 16 siyasi partiye benzemeyiz. Çünkü bizim çok ciddi fikirlerimiz var, projelerimiz var. Ve bütün bu fikirler ve projeler Profesör Haydarbaş tarafından, mimarı odur. O bu fikirleri ortaya attı.
Ve hakikaten de bu fikirleri ortaya attığında tek başınaydı. İlk kez bunları dillendirdiğinde onu destekleyecek etrafında bizler de dahil. Biz de ilk onun ağzından duyduk o fikirleri. Önce bir şaşkınlıkla, biraz anlamaya çalışarak ama zamanla hayranlık da o fikirlerin ne kadar ayaklarının yere bastığını, ne kadar doğru olduğunu anladık. Milletimiz zamanla, süreç içerisinde bunu anladı. Dolayısıyla biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak 12-18 Nisan'ı bütün bu fikirleri ile birlikte Profesör Haydarbaş'ın anılacağı, sadece bir özlem, bir duygu değil, onun fikirlerinin sadece anılacağı değil, yayılacağı, bütün insanımıza, bütün insanlığa anlatılacağı bir hafta, özellikle yoğun olarak konsantre bir dönem yaşansın yılın bu haftasında diye arzu ettik. Ama Bağımsız Türkiye Partisi'nin bütün misyonu Profesör Haydarbaş'ın fikirlerini anlatmaktır ve yaymaktır. Onun için Bağımsız Türkiye Partisi kadroları için, bu parti için bu 12-18 Nisan haftası, Profesör Haydarbaş'ı anma haftası bizim için 365 gündür. Ama niye özellikle bu 12-18 Nisan'ı, biraz önce ifade ettiğim gibi Türk milletinin gündemine Profesör Haydarbaş'ı tüm boyutlarıyla taşımak için bu haftayı ilan ettik. Bu hafta kapsamında bu sene yarışmalar düzenledik. Şiir yarışması, resim yarışması ve kompozisyon yarışması. Dün Tevhidin Merkezi Haydarbaş isimli bir program icra edildi. Cevahir Kongre Merkezi tercih edildi. Çünkü milli ekonomi modeli ilk kez orada deklare edilmişti uluslararası kongreyle. O salonun bizim için, Profesör Haydarbaş için ayrı bir ehemmiyeti vardı, önemi vardı, hatırası vardı. Orada dereceye giren, Profesör Haydarbaş'ı anlatan, bu şiirleri kaleme alan arkadaşlarımız orada şiirlerini seslendirdiler. Yine Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Başbey'in yaklaşık bir yıldır devam eden bir belgesel çalışması vardı. Benim Hayatım diye benim belgeseli. İşte Profesör Haydarbaş'ı tüm boyutlarıyla anlatma hedefleniyor. Bu seneye sadece Benim Siyasetim denen ilk bölüm, başlıklı ilk bölüm yetişebildi. Çünkü ciddi emeklerle bu belgesel hazırlanıyor. Sizler biliyorsunuz, televizyoncusunuz. Bu ciddi emekler sonucunda birinci bölüm tamamlandı, Benim Siyasetim. Dün o gösterildi ve sosyal medya üzerinden bu paylaşıldı. Profesör Haydarbaş'ın siyasete girişi, yani doğumundan siyasete girişi ne kadar olan siyasi mücadelesi en yakın tanıkları, arkadaşları tarafından anlatıldı, belgelerle anlatıldı. Bir belgesel şu an sosyal medyada gösterime girdi. Yine yarın 14 Nisan günü kabri başında bir anma programı yapılacak. Gün boyu sahurda başlayıp, bu vesileyle yani Ramazan ayına da girdik, Ramazan ayına da tebrik ediyoruz bütün milletimizin. Sahurda başlayıp ertesi gün, yani bu gece sahurda başlayacak, 14 Nisan iftar saatine kadar hocalarımız Kur'an'ın hatmedecekler. Bütün hani surelerini, sayfalarını inşallah bitirmeyi planlıyorlar. Bu şekilde kabri başında gün boyu Kur'an okunacak ve ziyaretler yapılacak. Biz de Başkanlık Divanı olarak Sayın Genel Başkanımızla birlikte kabri başında küçük bir tören düzenleyeceğiz. Kabri başında biz de dualarımızı okuyacağız. Teşkilatımız yine pandemi nedeniyle topluca büyük bir program icra edemiyoruz. Ama hani il il teşkilat gruplarımız şu an illerden yoğun bir şekilde hem bizi arıyorlar hem de kabri başında 14 Nisan günü Trabzon'da olmak istiyor. Herkes yeniden onu anmak, onunla bir bakıma o gönül iletişimini yeniden orada yakalamak istiyor. İşte bu toplu bir program olmaması için gün boyu ziyaretler yapılacak. Gelen il teşkilatları il il ziyaretini tamamlayan çıkacak. Ziyaretini tamamlayan çıkacak. Bu şekilde gün boyu kabri başında teşkilatımızın merhum genel başkanımızı, üstadımızı ziyaret ettiği programlar şeklinde olacak. İşte bu ziyaretlerden bir tanesi de Sayın Genel Başkan'la Başkanlık Divanı üyeleri şeklinde yapılacak.
Bunun ardına başka bir program koymadık dün için. Çünkü şu an daha önce teşkilatımıza iftarlar düzenlemeyi düşünmüştük, evet, gelen insanlara. Ama şu an iftarlar yasaklandı biliyorsunuz. Evet. Ve hakikaten hani pandemiyi de daha yoğun tekrar hissetmeye başladık. Hani iktidarın ve onun yanındaki yardımcı muhalefetin sorumsuzluğunun faturasını bugün, evet, işte insanımız çekiyor, bizler çekiyoruz. Ama onların demin de ifade ettiğim gibi sui emsal emsal değildir. Onların yanlışı bize iktidar böyle yapıyorsa biz de yaparız. Hiçbir zaman demedik, yine de demiyoruz. Bu nedenle grup grup bu ziyaretler yapılacak. Bu haftayı yine televizyon ekranlarından, işte şimdi sizler bizlere fırsat verdiniz, sürekli Profesör Haydarbaş'ı anlatıldığı, hani pandeminin izin verdiği çerçevede anlatıldığı bir etkinlik şeklinde yürüyecek. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda hedefimiz şu, uluslararası kongreler düzenleyeceğiz. Yani yurt dışından da akademisyenler katılacak. İçeride de bütün Profesör Haydarbaş da teşviki mesaisi olan içerideki akademisyenler, siyasetçiler, herkesin gelip onu anlattığı, onun fikirlerini anlattığı, çok geniş kesimlerin onu anlattığı programlar düzenleyeceğiz. Sadece bir şehirde değil, Anadolu'nun her tarafında bu özellikle 12-18 Nisan'ı çok daha yoğun geçireceğiz. İnşallah pandemi buna izin verirse. Tabii şimdi dünya dengelerini değiştiren fikirlere sahip olan bir isimden bahsediyoruz. Siz tabii sadece bir partinin parti programında olan görüşlerinden değil, dünyada uygulanan canlı fikirlerden, görüşlerden de aslında bahsediyorsunuz. Mücadelesinden biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Profesör Doktor Haydarbaş'ın hayatta, siyasi hayatında aslında vermiş olduğu mücadeleleriyle ön plana çıkan, yani dini ve milli bütünlük ile alakalı tehdit ve planları olan insanların ensesinde nefesini hissettiği ilk isim Profesör Doktor Haydarbaş'tı. Onları karşısında gördüğü ilk isim Profesör Doktor Haydarbaş'tı. Sayın Baş'ın aslında ardından en çok konuşulan mesele, çok ünlü gazeteciler mesela çok dikkat çeken yazılar kaleme aldı. Onun her an bir yerden çıkıp geleceğini hissediyoruz. Çünkü Atatürk'le alakalı meselelerde, Fethullah Gülen ile alakalı meselelerde, Avrupa Birliği ile alakalı meselelerde, Türkiye'yi ilgilendiren en kritik meselelerde ilk o konuşurdu ve yol gösterici olurdu. Siz de aslında çok kritik zamanlarda Profesör Doktor Haydarbaş ile beraber oldunuz. Bu zaman dilimlerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Mesela Fethullah Gülen ile mücadelesi, bu mücadelenin temelinde ne var? Sadece dini başlıklar mı var? Milli başlıkları da sürekli Sayın Baş ortaya koyuyordu. Bu süreçte neler oldu? Evet. Malumuz ben Profesör Haydarbaş'ın aynı zamanda özel avukatıydım. O nedenle onun hani verdiği hukuk mücadelesinin de birebir tanığıyım. Ama hayatına baktığımız zaman hani o bir mücadele adamıydı desek belki de hani özetlemiş oluruz diye düşünüyorum. Bakınız, bir kere Profesör Haydarbaş 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurdu. Normalde siyaset nasıl işler? Siyasetin bir kendi kuralları vardır, çarkları vardır. O çarkın dişlisi olmayı başarırsanız bugün alttasınız, o dişli döner, yukarı çıkarsınız. Ama o çarkın, yani ana çarkın bir dişlisi olmanız lazım. Sistemin bir parçası olmanız lazım. Olursanız muhakkak bugün alttasınız, yarın o çark döner, siz yukarı çıkarsınız. Profesör Haydarbaş hiçbir zaman bu çarkın dişlisi olmadı. Tam tersi, bu çarka çomak sokan adam oldu. Şimdi normalde aslında bu siyasete terstir. Şimdi siyasette İnsanlar neyden hoşlanır, neyi duymak ister? Çıkarsınız bunu söylerseniz, insanlar da der ki, ya bu adam benim gibi düşünüyor, benim duymak istediğimi söylüyor, der size oy verir. Haydar Hoca hiçbir zaman öyle olmadı. O çoğu zaman milletin düşündüğünün aksine söyledi, hayal etmediğini söyledi. Ya da milletin inandığı, doğru sandığı şey, hayır bunlar yanlıştır dedi. Yanlış yoldan gidiyorsunuz dedi. Yani toplumu dönüştürmeye çalıştı. Bu hani bir üst siyasetti. Bu bambaşka bir şeydi. Yani oy alma siyaseti değildir. Hiçbir zaman oy almak için siyaset yapmadı. Toplumu doğruya çağırmaya, toplumu dönüştürmeye
çalıştı. Bakınız, yani örnek verelim mesela. 28 Şubat sürecinde Profesör Haydar Baş aslında kendi fabrikalarına ciddi cezalar kesildi. Okullar, onun himayesinde yürüyen okullar vardı. Okullar kapatıldı. Yani birçok ticari faaliyeti zedelendi. Vakıflar vardı. 168 şubesi olan İlmi Araştırmalar Vakfı vardı. Vakıflara baskınlar düzenlendi. Tek tek kapatıldı. Başbakan, İçişleri Bakanı ve ilgili diğer bakan talimatlarıyla, yani üçlü kararnamelerle soruşturmalar, müfettişlikler, müfettiş denetimleriyle birlikte köşeye sıkıştırıldı. O dönemde mesela şunu yapsaydı çok büyük prim kazanırdı. Yani 28 Şubat 1996-2001'de de Bağımsız Türkiye Partisi kuruldu. Ve 28 Şubat'ı kullanan, 28 Şubat'ın mağduriyetini kullanan insanlar 20 yıldır Türkiye'de iktidar. Bütün bunları şöyle yaklaşabilirdi. Ya bu devlet üstümüze geliyor, bize haksızlık yapıyor. Bak benim 168 şubesi olan vakıflar kapatıldı. Yani Türkiye'de çok yaygın bir çalışma yürüyordu İlmi Araştırma Vakfı üzerinden. Ve bu mağduriyetini çıkıp, feveran edip, millete anlatıp, bu mağduriyet üzerinden, bak bize bu mağduriyeti yaşatanlara biz hesap soracağız, benim arkamdan gelin deseydi, Türkiye'de bugün belki de AK Parti yerine Profesör Haydar Baş'ın kuracağı parti olurdu. Ama o bunu yapmadı. Yani bir taraftan devletin organlarını ele geçirerek, devleti kullanarak kendi üzerine gelindiğini, sonuna kadar her şeyiyle canı yandı. Canı yanmasına rağmen bu devlet benim devletim, bu asker benim askerim dedi. Ya bunu diyebilmek çok zor bir şey. Yani onu yaşarken, o mağduriyeti yaşarken bunu diyebilmek çok zor bir şey. Ve bunu dediği için bir de işin garip tarafı, insanlar onu duymak istemiyor. İnsanlar askere küfredilmesini istiyor. Devlete düşmanlık edilmesini istiyor. Yani muhafazakar, dindar taban bunları duymak istiyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır, yanlış, eğer birileri yanlış yapıyorsa bu siyasetçidir. Yanlış yapıyorsa bu askerin içindeki bazı insanlardır. Kurum yanlış yapmaz. O kurum bizim kurumumuz, o bizim çatımız. Biz ona sahip çıkacağız. Devletle millet birbirine düşman olursa devlet de zayıflar, millet de korumasız kalır. Askerle sivil kardeş olmalı, devletle millet kardeş olmalı. Çıktı bunları anlattı. Ve bunları anlattığı için devletin adamı dendi, askerin adamı dendi, eleştirildi. Yani oy almak bir tarafa, hedef gösterildi. Hiç kimse belki ilk bunları anlatmaya başladığında hiç kimse onu anlamadı. Ama o doğru buydu. Bu doğruya sonuna kadar tek başına bu doğruyu anlatmaya başladı. Sonra etrafındaki insanlar evet doğrudur, çıkış budur dedi. Sonra milletimiz yavaş yavaş anlamaya başladı. Askerin önemini anlamaya başladı. Devletin önemini anlamaya başladı. Aynı şekilde mesela Fethullah Gülen'le olan mücadelesinde çıktı. Fethullah Gülen'in Türkiye'de hem milli bütünlüğümüze hem dini bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olduğunu anlattı. Ve bunu anlattığında ilk başta onları uyarmaya çalıştı. Fethullah Gülen'in kendisine de heyet gönderdi. Sonra Türkiye'de ne kadar kanaat önderi varsa heyetler oluşturuldu, mektup hazırlandı. O süreçte ben de bazı görüşmelerin içerisinde bulundum. Türkiye'de ne kadar irili ufaklı, ne kadar kanaat önderi varsa herkese bir dosya hazırlandı. Sadece kanaat önderlerine değil, siyasetçilere gidildi. Denildi ki bak bu insanlar Amerika'nın projesinde yer alıyor, Vatikan'ın projesinde yer alıyor. Ve eğer bu insanların önü açılırsa Türkiye'de hem bizim çocuklarımız bizden yabancılaşır, bize düşman olur. Hem bizim insanımızın inancını ellerinden alırlar, hem de bizim devletimizi büyük bir tehlikeye sürüklerler. Onun için bunların engellenmesi lazım. Eğer ben karşı çıkıyorum, ben tek başıma karşı çıktığım zaman insanlar kıskanıyorsun sen. Fethullah Gülen'i kıskandığın için karşı çıkıyorsun diyorlar. Hep beraber biz aynı uyarıları yaparsak insanımızı daha kolay ayıktırırız. Bu tehlike
Buzoka'yı yutmazlar. Bu tehlikenin farkına varırlar. Benim tek başıma anlatmam yetmiyor. Hep beraber anlatalım dedi. Ne kadar Türkiye'de cemaat varsa, tarikat varsa, siyasi parti varsa, sivil toplum örgütü varsa hepsine heyetler gönderdi. Birçoğu kabul etmedi. Hayır, siz yanılıyorsunuz dedi. Kimisi evet siz haklısınız ama biz bunlarla belli ilişkilerimiz var, parasal ilişkilerimiz var ya da diğer ilişkilerimiz var, karşı çıkamayız dedi. Kimisi ya siz kimle uğraştığınızın herhalde farkında değilsiniz. Bu adamlar devlet. Siz bunları karşınıza alarak kendi geleceğinizi yok ediyorsunuz. Kendi mezarınızı kazıyorsunuz. Cahil cesur olur. Siz cahilsiniz herhalde. Bunların kim olduğunu tam bilmiyorsunuz. Ondan herhalde bu kadar cesaretle konuşuyorsunuz diye bize akıl verdi. Yani böyle yapmayın. Kendi geleceğinize sonlandırırsınız diye akıl verdi. Ve neticede o dönemde herkes karşımızda yer almasına rağmen Profesör Haydar Baş, Fethullah Gülen'in, bugün insanımız nasıl görüyor Fethullah Gülen'i ve onun hareketini, FETÖ hareketini? İşte FETÖ diye tanımlanan o kavram üzerinden görüyor. İşte Haydar Hoca 20 sene önce bugün insanımızın gördüğü Fethullah Gülen'i görmüş ve milletimize bunu anlatmaya çalışmış. İşte bunu anlatmaya çalışırken hakikaten de bu insanlar devletin birçok kurumunu ele geçirdi. Yargıda çok etkinler. Evet. Yani 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman 13 bin hakim savcı vardı. Bu 13 bin hakim savcının 6500 tanesi FETÖ'den ihraç edildi. Düşünün. Geri kalan da ihraç edilmeyenler de FETÖ'nün her tarafta hakim olduğunu gördükleri için o ne diyorsa, yani o güç ne diyorsa o yönde hareket eden, elbette ki istisnaları vardı ama hani bir de insanımızın genel karakterini biliyoruz. Hani güce teslim olma. Şimdi böyle bir tablo içerisinde bu insanlar polis teşkilatı içinde etkinler, baskınlar düzenliyor. Savcılar içinde etkinler, iddianameler hazırlanıyor. Mahkemelerde etkinler, hükümler kuruluyor. Şimdi böyle bir mücadele, Ergenekon kumpasının içerisine Haydar Hoca'yı koymak istediler. Soruşturma dosyasında yüzlerce sayfa Haydar Hoca'dan bahsediliyor. Ergenekon soruşturma dosyasında. Ama iddianamede bir türlü bir yere konumlandıramadılar. Çünkü Haydar Hoca'yı oraya koyarsanız diğerleri çöküyor. Onun için o zaman askerin öncelikle bir hizaya çekilmesi lazımdı. Askeri çünkü planları vardı. Bu nedenle Haydar Hoca'yı oraya koyarsak oluşturdukları senaryo çöküyordu. Bu nedenle koyamadılar oraya. Çünkü bakıyorlar Haydar Hoca, asker aynı o darbe yapacak denen asker Haydar Hoca hakkında soruşturmalar yapmış. Birçok adımlar atılmış bu anlamda. Aleyhine işler yapmış yani. Bunlar birbiriyle örtüşmüyor. Yine aynı şekilde Balyoz soruşturmasında Haydar Hoca'yı koymaya çalıştılar iddianamede. Hatta orada iddianamede de yer alıyor. Bayağı bir sayfa. Yani Balyoz darbe planı gerçekleşseydi Haydar Hoca'nın milli ekonomi modeli uygulanacaktı. Darbe planının ekonomi ayağı diyerek iddianamede de yer verilmiş olmasına rağmen orada da yine Haydar Hoca'yı koysalardı yine sistem çöküyordu. Şöyle, o detayları ben gün gibi hatırlıyorum. Biliyorsunuz darbe, Balyoz darbe planının o şeye göre yani iddianameye göre 2003'te hazırlandığı söyleniyor. İddianame öyle. Ama Haydar Hoca'nın milli ekonomi modeli ve kapanış konuşması, Cevahir Kongre Merkezi'nde birinci milli ekonomi modelinin kapanış konuşmasını o metni almışlar. Bu Balyoz darbe planının ekonomi ayağı diye koymuşlardı. Şimdi bunu iddianameye dayanıp Haydar Hoca'ya da dava açmış olsalar şöyle bir sorun oluyor. Haydar Hoca o konuşmayı 2005 yılında yaptı. Ve milli ekonomi modeli ilk kez 2005 yılında deklare edildi. Halbuki Balyoz darbe planı iddiaya göre 2003'te hazırlanmış. Dolayısıyla orada da koysalardı yine çöküyordu. Bu nedenle koymadılar. Hatta ama iddianamede uzun uzun yer verildiği için o dönem Balyoz davasında, kumpasında yargılanan paşaların avukatları Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi'nden
bu konuyla ilgili bizden dokümanlar istemişlerdi. Bu kitabın ne zaman basıldığı, bu konuşmaların hangi tarihte yapıldığı. Biz de resmi olarak cevap vermiştik. Onların da savunmalarında en çok kullandığı, hani birçok başlık vardı ama en hani müdellel başlıklardan bir tanesi, hani bu planın 2003'te hazırlanamayacağı, çünkü bak bu plan içerisinde Haydarbaş'ın konuşması var, bu konuşma 2005 yılında yapıldı diye, hani onu çökerten gerekçelerden bir tanesiydi. Şimdi bunlar olmayınca bu sefer mesela hocamın, yani zor hakikaten, çünkü Karadenizli bir insan ve onuruna çok düşkün bir insan, onuru için yaşayan bir insan ve bizlere de hani hakikaten bir insan onuru için yaşar diye bunu hep söyleyen ve anlatan bir insan, çocuklarının annesi araştırıldı. Yani FETÖ'nün avukatı, ki daha sonra bunlar hep ifşa oldu. Yani FETÖ'cülerin tetikçi olarak kullandığı bir avukat oldu. İsmini de vermemde bir bahis yok. Avukat Murat Araç isminde bir avukat. Onun şikayetiyle Ankara'da bir soruşturma başlıyor. Haydar Hoca'nın çocuklarının annesi araştırılıyor. Ve yıllarca bu yargılama sürüyor. Ve o yargılamadan da beraat etti. Bunun üzerine en son hani darbe programının içine koymaya çalıştılar, olmadı. Balyozun içine koymaya çalıştılar, olmadı. Özel bir şey yakaladıklarını düşünerek oradan bir şikayette özel bir dava yürüttüler, olmadı. Fethullah Gülen'in kendisi dava açtı. Yani bana ajan dedi, bana hakaret etti diyerek hem ceza davası açtı, hem tazminat davası açtı. O davaların hepsini kazandık. Ben daha sonra tabii bu kadar FETÖ'cü hakim ve savcının olduğu bir zeminde Fethullah Gülen'in hani sembol isim, kendisi 2012 yılında şikayette bulunuyor ve 2013 yılında dava açılıyor. Yani Fethullah Gülen ekibinin, FETÖ'nün yargıda en çok güçlü olduğu bir dönemde Fethullah Gülen'in kendisinin açtığı davayı biz kazandık. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da daha 15 Temmuz olmadan önce, Yargıtay'da 5 üyenin 3 tanesinin oyuyla, yani 2 tanesi aleyhimize, 3 tanesi lehimize, o karşı oyları bir okusanız, hani hakikaten hani Fethullahçıların nasıl her yerde hakim olduğunu ve hani sembol bir isim olması nedeniyle nasıl kendilerini ifşa edercesine bir karşı oy yazarak bir mücadele verdiğini görürdünüz, milletimiz görürdü. Bütün bu mücadelelere rağmen tek başına kaldı. Doğruları söylediği için yargılandı ama hiç geri adım atmadı. Sonuna kadar aynı doğruları söylemeye devam etti. Ama bugün bakıyoruz, ilk başta 20 sene önce Fethullah Gülen'i anlatmaya başladığında tek kişiydi. Emin olun, tek kişiydi. Ya bizler o zaman yanındaydık ama biz ona bir katkı sunamadık bu konuda. Ondan duyduk, dinledik. Dedik ki ya doğru söylüyor, Haydar Hoca doğru söylüyor, benimsedik. Hani bir ekip olarak karar verip böyle bir çalışma olmadı. Bir kişi olarak anlatmaya başladı. Ama bugün 20 sene geçti aradan. Türk milletinin neredeyse tamamı, ki tamamı bugün Haydar Hoca'nın anlattığı şekilde Fethullah Gülen'i tanıdı ve anladı. Atatürk'ü ilk anlatmaya başladı. Onun anlattığı Atatürk'ü ne dindarlar benimsedi, ne de Atatürkçüler benimsedi. Hayır, böyle bir Atatürk yok dediler. Ve Atatürk'ü konuşmaya başladığında, yani Ehl-i Beyt programları oluyor, çıkıyor Atatürk'ü anlatıyor. Parti programları oluyor, çıkıyor Atatürk'ü anlatıyor. Yani programın ismi ne olursa olsun Haydar Hoca'nın gündemi hep aynıydı, hep Atatürk. O dönemde şu eleştirileri alıyorduk. Ya Türkiye'nin gündeminde Atatürk diye bir gündem yok ki. Yani niçin Haydar Hoca her tarafta, yani bunun oy olarak bir karşılığı yok. Haydar Hoca neden her tarafta Atatürk'ü anlatıyor diye eleştiri, yani bize güya olumlu eleştiride bulunup hani bize akıl veren, siyasetin içinden gelen insanlar böyle eleştirilerde bulunuyordu. Ya bu kadar Atatürk'ü anlatmasın. Yani bunun bir toplumda karşılığı yok. Ama bugün onun anlattığı Atatürk'ü onun anlattığı şekliyle benimseyen milyonlar var. Toplumun çok büyük bölümü var. Ve bugün Atatürk Türk milletinin birinci gündemi. Gönlünde yer etti. Ve bunu Haydar Hoca tek başına başardı. Her birimizin gönlünde Atatürk bugün yeri varsa, yeri varsa ve onun anlattığı şekliyle yeri varsa, bunu tek başına Haydar Hoca başardı. Yani özetle onun siyasi mücadelesinde hiçbir zaman kolaycılık yoktu. Onun siyasi mücadelesinde insanların hoşuna giden şeyleri söyleyip oy istemek yoktu. Çoğu zaman durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak deyip tek başına o kalabalık
hakların karşısına dikilmek vardı. Ve neticede de dönüp hani bir ömür sürdü ve hayatını değiştirdi. Ebedi bir hayata yelken açtı. Dönüp baktığımız zaman o mücadelesinde başarılı oldu, başardı. Milyonların kalbini kazandı ve milletimizi yeniden bir araya getirecek, yeniden kendi ayakları üzerinden ayağa kaldırmayı başaracak. O yanlış fikirleri temizledi, o hastalıklardan temizledi ve bütün bunları başaracak doğru fikirleri milletimizin beynine, milletimizin kalbine yerleştirmeyi başararak bu dünyadan göç etti. Ve son süreçte de bizim dönemimiz başladı demesini ben buna bağlıyorum. Yani fikirlerinin artık toplumun tamamında kabul gördüğünü, karşılık bulduğunu gördüğü için, bu fotoğrafı gördüğü için başarmanın mutluluğu içerisinde bizim dönemimiz başladı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Belki de son sözleri bu oldu. Peki. Şimdi tabii dava süreciyle alakalı son yaşanan süreci de anlatmanızı rica ediyorum ama çok da o süreç içerisinde çok önemli örnekler var. Aslında bir mücadele hayatından bahsediyorsunuz. Dün yayınlanan belgesel dikkat çekici bir bölüm vardı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun o kadar çok benziyorlar ki Atatürk'le birbirlerine ifadesi benim çok dikkatimi çekmişti. Sizin de özel olarak Profesör Doktor Haydar Baş ile yaşamış olduğunuz özel alanlarınızdan almak istiyorum. Çünkü siz de önemli zaman dilimlerinde onunla beraber seyahat ettiniz. Onunla beraber özel ortamlarda beraber oldunuz. Aslında herkes işte Gazioğlu'nun Atatürk örneği vermesini şuradan hatırlatmak istedim. Herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarından, savaş meydanlarındaki tavrından, bir devlet adamı kişiliğinden bahsederken onun insani kişiliğini kimse gündeme getirmedi. Bunu anlatan Profesör Doktor Haydar Baş oldu. Aslında bu başarısının ardından nasıl bir insani karakteri, nasıl bir örnek şahsiyete sahip olduğunu muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey anlattı. Siz nasıl bir Profesör Doktor Haydar Baş'la, nasıl bir Haydar Hoca ile yaşadınız? Nasıl bir Haydar Hoca gördünüz? Özel olarak anlatmanızı rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Hani önce o dediğiniz şeyden başlayalım. Atatürk ve Haydar Hoca benzetmesi. Gazioğlu bunu hani Atatürk'te o kadar büyük işler başarmasına rağmen Türk toplumu ona gereken vefayı göstermedi. Yani bütün dünyaya umut ışığı olacak büyük bir mücadele vermesine rağmen aleyhinde konuştular. Değil mi? Yani dinsiz dediler, haksızlıklar ettiler, annesine iftiralar ettiler. Haydar Hoca da bütün dünyada karşılık bulacak fikirler vaaz etti. Gitti Rusya'da ayakta alkışlandı ama Türk milleti ona gereken vefayı göstermedi diyerek hani aynı kaderi, benzer kaderi yaşadılar dedi. Benzerlik sadece bu değil. Benim penceremden ben ikisine baktığım zaman ikisinde de hiç kimsede olmayan çok büyük bir iman görüyorum. Yani nasıl tanımlarsınız derseniz, öyle bir iman ki bütün dünya karşısına geçse yılmayacak, kendi belirlediği rotasına, yani kendine imanı var, kendine özgüveni var, belirlediği rotaya imanı var, bütün dünya karşısına geçse, tek başına bile kalsa o yolda yürüyebilecek bir iradeyi ortaya koyabilmek için, yani mangal gibi bir yüreğe ve o mangal gibi yüreğin içinde de kocaman bütün kainatı, dünyayı kuşatacak büyüklükte bir imana ihtiyacınız var. Ben ikisinde de bunu görüyorum. Yani Haydar Hoca'yı bugün baktığımız zaman işte bu anlattıklarımız, demin anlattıklarımızın hepsi hani tek başına yola çıktı ama milyonlara ulaştı. Nasıl ulaştı? İşte o çizdiği rotada sonuna kadar yürüme iradesi, kararlılığı. Bu doğru budur. Hiç kimse bana aksini anlatamaz. Ben hocamı hani kalbinde şunu gördüm hayatının tamamında. Kalbinin tasdik etmediği hiçbir şeyi ona kabul ettiremezsiniz. Hani bir matematik getirin önüne. Deyin ki ya bu matematiktir hocam işte. Hani bu budur işte 2 artı 2 4 eder. Bu matematiktir. Eğer onu kalbi tasdik etmiyorsa kesinlikle onu kabul ettiremezsiniz. Yani bütün hayatını kalbiyle yaşayan, imanıyla yaşayan bir insan. Ama neticede de hep onun haklı çıktığını görürsünüz. Yani başta bir şeyi söyler, ya bu olur mu dersiniz. Yani bu söylediği şey hiç
aklınız almaz yani. Acaba yani bu kadar mı dersiniz? Aradan zaman geçer ve geçen zaman içerisinde onun söylediği şeyin %100 haklı olduğunu görürsünüz. İşte bütün bu o söylediği o cümlelerin merkezi çok zeki bir insandı ama merkezi kalbiydi. Öyle bir iman taşıyordu ki, kendisine öyle büyük bir özgüveni vardı ki her şey hani mihenk taşı derler ya hani kaç işte altına mihenk taşına vurursun altının derecesini çıkarırsın. Böyle bir insan. Kalbi mihenk taşı gibiydi. Önüne bir fikir gelir, bir düşünce gelir. O kalbi mihenk taşıydı. Oraya vururdu. Ya çok benimserdi bu 24 ayar derdi. Ya der ki hayır bu bakır. Öyle görüntüsüne bakmayın. Şimdi hayatını böyle yaşayan. Şimdi bu tabii bunu yaşarken tabii önünüzde sürekli tercihler önünüze çıkıyor. Ve her zaman çoğu zaman aklınız, etrafınızdakiler der ki ya bu taraftan gitmemiz lazım. Yani bu taraf sıkıntılı. O mihenk taşına vurur. Eğer doğru o tarafa gitmekse, bütün dünya karşısında da olsa, o yol çok çileli de olsa, çok sıkıntılı da olsa yine o yolda yürüyordu. Bizim hani son 5 yıl vefatından önce bir dava süreci yaşadık, yargılandık. Aslında bunun hikayesi şu. Ben hani bir örnek üzerinden de hem bir anamızdan da bahsederek onun hani hayata bakışına dair bir pencere açmak istiyorum. Bu yargılamanın başlangıcında o dönem iktidar Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini çatısı altına almak istiyordu. Böyle bir programı vardı. Daha doğrusu belki de iktidarın işbirliği yaptığı çok daha geniş bir ekip bunu yapmak istiyordu. Böyle bir birliktelik oluşturmak istiyorlardı. Bunun için işte o dönemde Süleyman Soylu'yu partiye kattılar. Numan Kurtulmuş'u. Bunlar hepsi başka bir partinin genel başkanı mesabesinde insanlardı. Partiye evet. Kattılar. İşte o süreçte Haydar Hoca'ya da bizlere de bir elçi gönderdiler. Ve hatta işte hocamın milli ekonomi modelinin hani Türkiye için çok önemli olduğundan da bahsederek yani bu iktidarla beraber olmanız lazım. Eğer beraber olmazsanız hatta biraz da usulüne uygun tehditvari bir yaklaşımla hapiste günler nasıl geçer o konuda hazırlık yapın. Yani ya iktidarın ortağı olun, bir parçası olun ya da hapse girmeye hazırlanın mealinde bir teklif geldi Haydar Hoca'nın önüne. Ve onun her zaman tabii olaylara yaklaşımı hani Meltem TV'de çok yayınlanır İmam Rıza filmi vardır. Onun hayatında da böyle bir denklem olmuştur. Gelip işte kendisinden sonra veliaht ilan etmek istiyor. Yani aksi halde ya o zehirli sütten içeceksiniz ya da iktidarın ortağı olacaksınız, veliahtı olacaksınız. Şimdi normal şartlarda normal her insan ne der? Ya zehirli sütü içeceğime iktidarın ortağı olayım. İktidarın ortağı olmakta ne olacak diye bakar. Tıpkı İmam Rıza'nın yaptığı gibi en son çağrıldığında o zehirli sütü içtikten sonra kalkıyor, zehirli olduğunu biliyor, kalkıyor gidecek. Nereye gidiyorsun? Diyor ki senin göndermek istediğin yere gidiyorum. Yani vefat edeceğini de biliyor. Zaten sen beni öldürmek istiyorsun. Ben de oraya gidiyorum. Yani bunu ki tarihimiz bunlarla doludur. Ama günümüzde böyle insan çok az, yoktu. Çok az derken böyle bir insan yoktu. İşte Haydar Hoca sadece dünkü belgeselde Amerika'nın 1994 yılına önüne getirdiği teklifi reddetmedi. İşte bu 2014-15'te iktidar tarafından da bir teklif getirilmişti. Bizimle ilişkimizin iyi olduğu bir insan üzerinden. Bunu kabul etmedi. Çünkü bu günahların ortağı olmak istemedi. Bu yanlışların ortağı olmak istemedi. Hani tümüyle teslim edilse ülke tabii ki kabul ederdi. Ama bugün görüyoruz işte. Yani hangi bakanın bir kıymeti var, bir önemi var? Hangi bakan kendi özgür iradesiyle bir karar alıp bir iş yapabiliyor? İşte bunu gördüğü için kabul etmedi. Güya ekonomiyi yani sizin üstlenmeniz için aracılık ederiz falan
gibi laflarla da, sözlü laflarla da gelindi. Şimdi ikinci ihtimal ise hapiste günler nasıl geçer, buna hazırlık yapın idi. Ve alakasız bir mevzudan, yani alacaklı olduğu bir dosyadan neticede ceza yargılamasına taşındı alacak verecek meselesi. Alacaklı olan Haydar Hoca olmasına rağmen defalarca hakimler değişti, mahkemeler değişti. Ve tabii o süreçte bunların hepsini ilk başladığımızda, yani yargılama başladı. Biz tabii şöyle bakıyoruz, ya bu davanın hani hiç endişe edecek bir tarafı yok. Yani saçma sapan bir şey. Yani buradan hiç korkacak bir şey yok. Ama hocam çok endişeli. Anlam veremiyoruz, yani niye bu kadar endişeli? Yani bizi hiç yatırmıyor. Yani sürekli işte çağırıyor, gidiyoruz konuşuyoruz diyoruz işte hocam. Yani hiç endişe edecek bir şey yok. Yani biz %100 haklıyız. Yani dosyada bütün deliller lehimize, yani bir adam kalkıyor iftira ediyor. İftirasını ispatlayacak hiçbir delil yok. Bu iftirasını bile yıllar sonra kalkıp yapıyor. Yani yargı kararları belli. Yani bu tarz bir iddiada bulunmak için bir hafta sonra bile şikayet yapanların şikayeti dinlenmiyor. Neden sıcağı sıcağına şikayet yapmadın diye. Bu adam kalkıp bir kısım ödeme de yaptıktan sonra 2-3 sene sonra kalkıp şikayet ediyor. Bir tane delil yok. Bütün deliller lehimize, endişe etmeye gerek yok. Ha öyle mi? İyi tamam diyor. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Dönüyorum Ankara'ya. 2 gün geçiyor. İşte oğlum ne yapıyorsun? Bir gel bir konuşalım. Tekrar çağırıyor. Böyle hani bir türlü kalbi rahat değil. Ve sonra baktık olmayacak şekilde dava açıldı suç ceza hakimliği kararıyla. Diyor ki benimle uğraşanlar şu şu kişiler diye isim veriyor hocam. Diyor ki şu şu kişiler benimle uğraşıyor. Burada yargılamada taraf olanların hiç büyük mü yok. Asıl arkasında bunlar var. Diyorum ki hocam yani niye olsun onlar? Yok öyle bir şey yok. Hani işte kabul etmek istemiyoruz. Israrla bunu söylüyor. Biz kabul etmek istemiyoruz. Israrla bunu söylüyor. En son hakikaten biraz biz de hani işin arka planına inmeye başlayınca baktık hocamın isim isim verdiği şu kişiler benimle uğraşıyor denen kişiler baktık hakikaten de bu davanın arkasında onlar var. Hakimleri onlar değiştirmiş. Mahkemeleri onlar ayarlamış. İstediği kararı vermeyen hakimleri göndermiş. Diğerini getirmiş. Savcıyı ayarlamış. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bunun üzerine onlardan randevu talep ettik. Dedik ki bunlar hani bizde derdi ne? Gidelim konuşalım. Tabii onlarla görüşmede de şöyle düşünüyoruz biz. Ya bunlar uğraşıyor belli ama biz gittiğimizde diyecekler ki ya bizde ne ilgisi var? Hani biz uğraşmıyoruz. Yani bu bizim davamız değil diyecekler. Öyle derlerse biz ne diyeceğiz? Böyle kendimizi hazırladık, gittik. Ben yanımda o dönemde emekli bir başsavcıyla beraber gittik görüşmeye. Görüşmede dediler ki evet biz tarafız. Bütün bu adımları biz attık. Sizden ne isteniyorsa bunun gereğini yapacaksınız. Yapmazsanız bu işin nerelere gideceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu iş çok kötüye gidecek. Tabii biz haklılığımızı anlattık. Dedik bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Dedik yani yargı var, mahkeme var. Dedi varsa görürsünüz. Yani bu işin sonu iyiye gitmez. Eğer bizim dediğimiz şeyi yapmazsanız dediler. Biz de kabul etmiyoruz dedik. Biz sonuna kadar biz de hakkımızı koruyacağız, muhafaza edeceğiz, mücadelemizi vereceğiz dedik. Televizyon binasında bu bina, o zaman eski bina vardı. Binaya geldik, hocamın odası vardı binada, odasında. Ben o görüşmeyi aktarıyorum. İşte hocam şu şekilde dediler, ben bunu dedim. Onlar şöyle söylüyorlar işte, hani her şey bizim avucumuzun içinde dediğimizi yapmazsanız, bu iş 18 yılla yargılanıyordu hocam. Bu iş çok kötü bir yere gidecek. Daha da yani bu düşündüğünüzden de daha öteye gidecek diye yani bizi tehdit ettiler. Ayağa kalktı. Dedi ki bak dedi ben en başından beri sana bak benle şu şu kişiler uğraşıyor diyordum. Sen de inanmıyordun. Şimdi gördün mü o kişilerin uğraştığını? Gördüm hocam dedim. Bak şimdi sana diyorum ki
Bunlar bizim arkamızda devlet var. Biz devletiz. İstediğimizi yaparız. Biz hükümetiz. İstediğimizi yaparız diyorlar. Göreceksin dedi. Onlar kaybedecek, ben kazanacağım. Çünkü benim arkamda da Allah var. Bu sözünü hiç unutmuyorum. Tabii bu cümleden sonra tabii çok çetin bir mücadele geçti. Yaklaşık 1,5 yıl daha sürdü. En az bir yıl aşkın 1,5 yıl sürdü yargılama. Hani mahkeme heyeti kararı yazdı. Açıklamak üzere hapis tutuklama kararları hazır. Hapis cezaları hazır. Karar yazıldı. Duruşmaya çıktığımız duruşma oldu. Ama bunu açıklayamadılar. Niye? Niyesi hakikaten izahı zor. Bunu açıklayamadılar. Yani bizim arkadaşımız gördü, yargılamaya son verildi, gereği düşünüldü, hazır şablon yapıştırılmış. Böyle bir kararla çıktılar, bütün taleplerimizi reddediyorlar. Bugün karar vereceğiz dediler. Karar hazır, polislere talimat verdiler, tutuklama yapılacak kararla birlikte. Ben lavaboya gittim. Lavaboya kadar polisler beni takip etti. Çünkü talimat verilmiş onlara. O gün tutuklama kararı verilecek. Her şey hazır. Biz sanığız neticede o yargılamada. Ama hani ben şöyle görüyorum. Yani normalde sanık korkar. Çünkü karşında bulunan heyetin iki dudağı arasındasınız. Yani o bir şey söyleyecek ve bitecek. Ama öyle bir tablo olmadı. Biz onlara meydan okuduk. Ve onlar korktular. Bu kararı açıklayamadılar. Ve duruşma ertelendi. Ondan sonra dengeler süreç içerisinde. Sonuna kadar o duruşmalar hakikaten ben Allah bana imkan verirse yazmak da istiyorum. O süreç. Yani bir mücadele nasıl verilir? Yani biz tek başımıza olsaydık çoktan o beyaz bayrağı çoktan çekmiştik. Ama 70 küsur yaşında ve o kadar sıcak yaşadı ki oğlum hapse girmek mesele değil. Ben hani yaşım var, kilom var. Hani artık abdest alırken bile etrafımdan yardım alıyorum. Hani bu yaşta orada abdest nasıl alacağım? Hani bu kadar sıcak bunları yaşadı. Hani her duruşmada tutuklanma riskini yaşadı, ceza alma riskini yaşadı. Ve %100 haklı olduğu meselede karşı tarafın gel demesine, gel demediği için, kendisine sunulan imkanı, makamı reddettiği için bütün bunları yaşadı. Ama bütün bunlara rağmen, hani benim arkamda Allah var, biraz önce ifade ettim ya, nasıl tanımlarsın? Ya öyle bir imanı vardı ki, bütün hani matematik aksini gösteriyor. Ben o dönemde işte Yargıtay'dan bazı hakimlere gidiyorum, işte etkinliği olan insanlara gidip derdimi anlatıyorum. Derdimizi anlatmaya çalışıyorum. Diyorum bak böyle bir haksızlık var, herkes vah vah ya çok yazık. Hakikaten Haydar Hoca'ya haksızlık yapıyorlar. Peki diyorum ne yapacağız? Vallahi yapacağınız hiçbir şey yok. Herkes bize bunu söyledi. Yapacağınız hiçbir şey yok. Yani madem bu yargılama böyle yürüyor hiçbir şey yapamazsınız. Ve neticede o insanlar bize o gün en az 10 yıl hapis cezası vereceklerdi. Aynı heyet 2,5 yıl ceza verebildi. O 2,5 yıl ceza da üst mahkemeden vefatından, hocamın vefatından 20-25 gün önce bütün suçlardan beraat etti. Hani bu televizyon binasında göreceksin oğlum, bunlar kaybedecek. Hani bunlar arkamızda devlet var, istediğimizi yaparız diyorlar. Benim arkamda da Allah var. Hani bir insana Allah'a sırtını dayamak, Allah'a inanmak, onun gücüne inanmak ve bütün hayatını, sözde hepimiz inanıyoruz. Ama onun imanı farklıydı. Öyle bir inanmak ki, yani bütün matematik, bütün zaman zaman insanlık, bütün dengeler aleyhine olsun Allah benimle beraber, ben kaybetmeyeceğim diye inanıp hayatını öyle yaşamak ve neticede de kaybetmediğini görmek, şahit olmak. Hem mücadelesini hem de hani yaşadığımız bir anekdot olarak bunu paylaşmak istiyorum. Lütfullah Bey çok teşekkür ederim. Yani bu yaşadıklarınızı yazmanızı istiyoruz bizler de. Çünkü o hayatının yazılmasını arzu ederdi. Bunları dile getirirdi sürekli. Çok teşekkür ederim. Sizi tekrar konuk etmek isteriz. Aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hem siyasi hayata
dünya siyasetine, dünya iktisat tarihine, aslında onunla astronomiyi konuştuğunuzda fizik kanunlarını da ters yüz eden bir siyaset adamı, bir devlet adamı, bir ilim adamı, tarihi bir şahsiyetten bahsediyorsunuz. Dün gerçekleşen programda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın kapanış konuşmasında yaptığı konuşmayla bitireceğiz. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, ömrünün tamamını Türk milletine ve devletine adamış Müslüman Türk fikir ve siyasi hayatının mümtaz şahsiyeti Profesör Doktor Haydar Baş'ı anma haftası münasebetiyle gerçekleştirilen Tevhidin Merkezi Haydar Baş programının kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptı. Bu konuşmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın efendim. Normalde metne bağlı bir konuşma yapmam. Ama hassas bir gün, hata yapmak istemiyorum. Bugün için özel bir çalışma yaptım, özel bir metin yazdım. Önce size biraz babamı anlatacağım. Sonra kendimi babama anlatacağım. Biz olmasaydık da o bu mücadeleyi verirdi. Ama o olmasaydı biz asla böyle bir mücadele veremezdik. Yalnızlığın senfonisiydi onunki. Sessizliğin gürültüsü, kimsesizliğin kalabalığıydı. Sonra bir gün gitti. Gökyüzü bile saygı duydu onun gidişine. Zaten o nereye gitse şenlenirdi her yer. Nereden gitse hüzün kaplardı onsuzluğu. Kimseye borçlu kalmazdı. Herkesten alacaklıydı. Alacaklı gitti bu dünyadan. Sonsuzluk alemine. Umarım bizi de alacakları arasına yazmıştır. Kim mutlu ederdi ki bizi onun kadar? Hangi derdimiz onunla derman bulmazdı? Adaletin, asaletin, merhametin temsilcisiydi benim babam. Hiçbir şeyden gururlanmadım onun evladı olmaktan fazla ve hiç de istemedim onun evladı olmaktan fazlasını. Bir servetti onunla yaşamak. İlmi, irfanı, sevgiyi, muhabbeti, feraseti kana kana içmekti. Bazıları vardır hayatta, sen ne istersen onu verirler sana. Yunuslar vardır, Mevlanalar vardır, Aliler vardır böyle. İşte benim babam da böyle biriydi dostlar. Sen ne istersen onu verirdi sana. Sen ne olmak istersen o olurdun onun yanında. Öyledir ki onlar, gözyaşları onları getirmez de bir muhabbet de mi peydah oldu mu doya doya hissedersin sevgisini. Dar gün adamıydı benim babam, vefalıydı. Ne zaman ah çeksen yanında belirirdi. Hala öyle bilir misiniz? Zor gününde an onu sen, bak ne kapılar açılır adama. Böyle bir deryaydı işte. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, kimi anlamazdı ki? Ha bir de hiçbir şey istemezdi kimseden. Tek bir isteği vardı, insan ol. O insanı da tarif ederdi. Gönüldür derdi insana, içli içli. Hiç kızmaz mıydı? Tabii kızardı. Hem de en fiyakalısından. Bir kızdı mı dağlar titrerdi. Yer sallanırdı. Ama bir merhamet ederdi sonra. Dünyaları bir adamın gönlüne nasıl sığdırırdı hayret ederdin. Bilirdi masayı devirmeyi de, gönül almayı da. Kısacası tam bir babaydı benim babam. Babam varsa ben bu işi yaparım derdin. Hani 3 yaşında çocuk kafa tutar ya dünyaya, o misal. Kararlıydı, azimliydi. En önemlisi iradeliydi. Ne zaman başı sıkışsa Allah'ına güvenirdi. Başka bir bağ vardı Allah ile arasında. He vallahi. İstemeyi bilirdi Yaradan'dan, istediğini de ihsan ederdi Yaradan. Gerçi tek istediği milletinin bağımsızlığıydı. Benim babam dünyanın derdini yüklendi de dünya benim babamı çekemedi. Dedim ya alacaklı gitti dünyadan, alacağını da tahsil etmek için bizi bıraktı geride. Yoksa kimseyi geride bırakmazdı o. Bir yolculuğa çıkarken mesela kafasında vardı yolcu listesi. Herkesi tek tek sorardı bindi mi arabaya diye.
Hiç kendini düşünmedi benim babam. Hep hakkı düşündü, hukuku düşündü, dostlarını düşündü, hep davasını düşündü, hep milletini düşündü. Hem de öyle bir düşündü ki o gittikten sonra onu düşünmekten başka hiçbir şey düşünemez olduk biz. Birisi demişti, bütün güzel cümlelerin bittiği yerde başlayan adamdır Haydar Hoca diye. Öyle bir adamdı işte. Haydar Hoca'ydı benim babam. Herkesin Haydar Hocası. Telefonu açtığında ben Haydar Hoca derdi. Herkes bilirdi onun kim olduğunu da. Kimse sevemedi onu. Onun bizi sevdiği kadar. Mesela pek severdi Hisarlı'yı. Bizim oralarda çıkan bir maden suyuydu. Çok severdi balık yemeği. Memleketine de aşıktı. Her köşesi cennetti onun için. Milletini de epey severdi. Dünyada lider bir devlettir, millettir derdi. Tarihiyle, inancıyla, mücadelesiyle, sevgisiyle başka bir milletti onun için Türk milleti. Çok başka bir fikir adamıydı. Açlığa, sefalete dur demişti. Öyle formüller koydu ki şimdi dünya bir araya geliyor. Onun söylediklerini uygulamaya başlıyor. Sen hiç yamalı pantolon giydin mi oğlum derdi. Sen hiç aç gezdin mi derdi. Evet, benim babam aç gezdi. Çile çekti. İhanete uğradı. Ama sadakati hakkaydı. Bir an bile taviz vermedi sadakatinden. Çok çalıştı benim babam. Ama çok da yoruldu. Gitmek istedi buralardan. Hastalık bahane, ecel Allah'tan derdi. Yoksa sağlığına çok dikkat ederdi benim babam. Sadece kendi sağlığına mı? Etrafındaki herkesin sağlığına çok dikkat ederdi. Birinin en ufak bir başı ağrısa mesela hemen hastaneye yollardı. Dur biraz bekleyelim geçer demezdi. Kimisinin hayatını kurtarmıştır böyle. Kumru ablası vardı mesela. Çok severdi. Hep anlatırdı. Onunla ilgilenmişti en son. Hayat vermişti adeta Kumrulara, Hüseyinlere, Ayşelere, Fatmalara. Atatürk gibi adamdı benim babam. Kimse görmezdi tehlikeyi ama onun gözünden kaçmazdı. Bir FETÖ belası sardı milletimizin başını. Öyle bir savaştı ki onlarla. Haydar Hoca'nın adını duyunca kaçacak deli kararlardı. Düşmanının bile Haydar Hoca'sıydı benim babam. Emin adamdı benim babam, emin adamdı. Kimse kimseye güvenmezken Haydar Hoca emanetimize sahip çıksa derdi insanlar. Begoviç der ya, her şey bittiğinde düşmanlarımızın ne dediğini değil, dostlarımızın ne söylemediğini hatırlayacağız. Babam öyleydi. Çok önemserdi sahip çıkılmayı. Ona sahip çıkanı da asla bırakmazdı. Her şeyle sahip çıkardı. Mesela en son bir geziye çıkmıştık. Antep'e vardığımızda saat ileriydi. Uğur abi aradı. Evde bir şeyler yedik. Beni aradı. Hocam istirahat mı eder, eve geçelim mi diye sordu. Ben de babama ilettim. Dedi ki, ayağa kalktı. Oğlum bizim yorulmamız lazım dedi. Niye biliyor musunuz? O insanlar babama sahip çıkmıştı. Babam da onları hiç yalnız bırakmak istemedi. Nereden bilirdik ki son gezisi olduğunu? Ama anladım ki o biliyormuş. Çok üstüne gelmek istediler hayat boyu. Ama o hiç boyun eğmedi. Kim geldiyse boyunun ölçüsünü aldı. Son zamanlarında yurt dışına çıkma dediler. Sana yasak dediler. Tüm dünyayı evine tıktı da gitti. Ve sonunda beratını da aldı öyle gitti. Bir öğüt gecesi yapmıştık. Orada Baki Hoca'yı anlatırken gece saat 3. Kapısına giderdim. Baki şu meseleyi istişare etmemiz lazım diye dedi. Sonra dedi ki ben şimdi kimin kapısını çalacağım?
Biz şimdi kimin kapısına gideceğiz? Çok düşündüm ama anladım. Kapısı hep açık bize Haydar Hoca'nın. Fikriyle, davasıyla kapısı bize hep açık. Özel hissettirirdi insanı babam. Ama öylesine özel değil. Biz onunla insanlığı kurtarma yolculuğuna çıkmıştık. İnsanlığı kurtarmak ne kadar özel bir şey değil mi? Evlatlarının geleceği için dünyayı güzelleştirdi. Dünyanın geleceği için evlatlarını yetiştirdi benim babam. Tam bir denge adamıydı, ölçü adamıydı. Her şeyin bir ölçüsü var, ölçüyü aşmayın derdi. Şimdi bakıyorum, kurtarmış insanlığı. Açlıktan, sefaletten, sömürülmekten kurtarmış. Fedakar adamdı. Yağmur darılmaz mesela. Ne şemsiye açana, ne de üstüne basana. Devletine, milletine, askerine her zaman sahip çıktı. İlmimin zekatı etmez bunlar derdi ama hiç kıskanmadı ilmini bizden. Kim ne derse desin, özel adamdı bizim babamız. Güzel giyerdi, tertemizdi her zaman. Ayakkabısı janti, saçları dalga dalga nizamiydi. Kafası zenit saati gibi derdi kimisi için. Asıl kendi bir kafası vardı, tıkır tıkır işlerdi. Tarihçilere tarihi, filozoflara felsefeyi, sosyologlara toplumu, iktisatçılara ekonomiyi, ilahiyatçılara dini, sanatçılara sanatı öğretti benim babam. Ama çok kızardı hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey bilmeyip biliyormuş gibi yapan adama. Dedim ya, kaçmazdı onun gözünden hiçbir şey. Neyse, ben babamı anlatmaya kalksam günler alır. Zaten anlatılınca anlaşılan bir adam değil. Yaşamak lazımdı onu. Ne mutlu ki yaşadık ve tanıdık Haydar Hoca'yı. Gerçi sözün bittiği yerdeyiz. Nerede miyiz? 14 Nisan'dayız. Kumruların sustuğu gündeyiz. Söz bitti evet ama fikirler bitmez, davalar bitmez. Kıyamet sabahına kadar savunulacak bir kale bıraktı bize. Bu kale Türk milletinin bağımsızlığının kalesidir. Atatürk ilkelerinin, cumhuriyet bilincinin, Yılmaz savunucuların kalesidir. Bu kale ahde vefanın kalesidir. Bu kale bir eline ayı, bir eline güneşi verseler davasından vazgeçmeyeceklerin kalesidir. Hayırlı uğurlu olsun. Size babamı anlattım biraz. Şimdi izninizle babama yazdığım bir mektupla kendimi anlatacağım babama. Bir varmış, bir yokmuş. Bir sabah uyanmışız, sevgi varmış. Ertesi sabah bir uyanmışız, sevgi yokmuş. Bir sabah uyanmışız, muhabbet varmış. Ertesi sabah bir uyanmışız, muhabbet yokmuş. Her şey bir varmış, bir yokmuş. Hayat bir varmış, bir yokmuş. Hayat varlığı ve yokluğu yakalamakmış. Amaç yoklukta var olmak, varlıkta yok olmakmış. Ne desem bilemedim. Bazen özledim diyemezsin. Nazım okuyorum dersin ya. Ben kimseyi böyle özlemedim. Gerçekten özledim. Güvende hissetmeyi özledim. Sevilmeyi özledim. Anlamayı özledim. Bakmayı özledim. Görmeyi özledim. Ama alıştım zamanla. Özlemle yaşamaya alıştım. Rüyalarda buluşmak neymiş? Öğrendim. Çok şey öğrendim senden sonra. Mesela özlemeyi öğrendim. Gidene mi zor, kalana mı zor derler. Kalana zormuş, onu öğrendim. Hayatın ne kadar zor olduğunu öğrendim. Senleyken hayat çok kolay geliyordu. Bir kere senle olmak kazanmak demekti. Her zaman haklı olmak hiç yanılmamaktı. Senle olmak var olmaktı. Varlığın içinde yok olmaktı. Her halin ibretti. Gidişin en büyük ibretti. Tabii ibret almasını bilene. Bu arada bir torunun daha oldu. Adı Haydar. Fatıma dayı seni çok özlüyor. Ama söyleyemiyor. Dedeni özledim mi deyince konuyu değiştiriyor. Utanıyor herhalde gariban. Gariban demişken biliyor musun? Sen gidince hepimiz garip kaldık baba.
yetim kaldık. Anılarda teselli buluyoruz. Anılar hepsi aklımda. 5 dakika gibi geldi ama dolu dolu yaşamışız seninle. Doyamadık ama kana kana yaşamışız seninle. Senden sonra partini ben yönetiyorum. Ama senin fikirlerinle, senin öğrettiklerinle. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kimse anlamamış seni. Ama zor baba. Sensizlik zor. Senden sonra şair oldum. Birkaç mısra okuyayım sana. Kim kapattı bu ışıkları? Gözlerim görmez oldu. Kim sustu bu kadar? Kulaklarım duymaz oldu. Ne oldu bu dünyanın tadına? Hiçbir lezzet alamaz oldum. Kim aldı seni benden? Ben tam bir hiç oldum. Tende candın, canda canan. Kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi, karanlık gecelerin sabahıydın. Evet baba, büyük adamdın sen. Kimseye benzemezdin. Kimse de sana benzeyemedi. Bir koltuğun vardı, dünyaya kafa tuttuğun. Orada oturur her meseleyi çözerdin. Derdin ki en büyük sermaye insandır. Önce insan kazandın, sonra onlara insanlığı öğrettin. Hala öğrettiklerinle yaşıyoruz. Hayat bir matematik gibi oldu. Hangi problem olsa senin öğrettiğin formüllerle çözülüyor. Çok şey unuttum ben hayatta ama seni asla. Seni unutmayacağız. Özledim seni çocukluğumun kahramanı. Özledim seni gençliğimin muhabbet bağı. Özledim seni hayatımın anlamı. Özledik seni baba. Çoluk, çocuk, eş, dost. Hep birlikte özledik. Varsa bir emrin başımız üstüne. Bir diyeceğin yoksa rüyalarda buluşmak üzere. Dostların Allah'a emanet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel ve çok güzel kılan anlara en hassas dokunuşlar eşlik etsin. Şıklıkla buluştuğunuz o rüya gibi anlara en eşsiz kokular, sevgi dolu unutulmaz anlara ise en kalıcı duygular eşlik etsin. Bingosoft'tan en sevilenlerle en mutlu anlarınıza yenilerini ekleyin. Kendi çiftliklerimizden el değmeden üretilmiş sucuklarımız, kavurmalarımız helal kesim ve kibar köy güvencesiyle sofralarınıza ulaşıyor. Sipariş hattımız 0542 142 26 26. Meltem ekranlarına Ramazan iklimi sohbetle, muhabbetle, bereketle geliyor. Okan Egesel ve Eyüp Kabil Ramazan boyunca konuklarıyla muhabbet deminde Ramazan'ın rahmetini ve feyzini, özlemini ve lezzetini ekranlara taşıyor. Gönül dünyamıza dair izzet ve hikmet dolu sohbetleriyle Ramazan iklimini kalplerimize taşıyan bir Ramazan klasiği. Profesör Doktor Haydar Baş'la iftar sohbeti. Okan Egesel ve Eyüp Kabil Ramazan boyunca sahur vaktinde konuklarını ağırlıyor. Sohbet ve muhabbet eşliğinde Ramazan-ı Şerif'in huzurunu hanelerimize taşıyor. Meltem ekranlarında Ramazan iklimi kapılarını muhabbete açıyor. Ehl-i Beyt'le ilgili onlarca ayeti kerime var.
artı yüzlerce hadis-i şerif var. Yani İslam'da olan tek yol Ehl-i Beyt yoludur. Bunun dışındakilerin tamamı hurafedir, uydurmadır. Bunu böyle bilesiniz. Üretiminde bezler ultraviyole C ışıkla dezenfekte ediliyor. Üstelik koruyucu içeriğiyle ambalajların üzeri bakteri tutmuyor. Ürünlerde ultraviyole C ışık kullanımını ve bakteri tutmayan ambalajları öneriyoruz. Hane araştırmasına göre Molfix Türkiye'de lider bebek bezi. Kendi çiftliklerimizden el değmeden üretilmiş sucuklarımız, kavurmalarımız helal kesim ve kibar köy güvencesiyle sofralarınıza ulaşıyor. Sipariş hattımız 0542 142 2626.